Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol başlıyor. İyi akşamlar sevgili izleyenler. BTV ekranlarından herkese merhabalar. Dev derbi başladı. Galatasaray Fenerbahçe karşısında Süper Kupa maçı oynanıyor. Ama önümüzde ne olacağını bilmediğimiz için Türkiye'de hemen yine bir iki imza atıp anlık canlı yayına girdik. Neler olacak hep birlikte göreceğiz. Kimlerle beraberiz? Sevgili Evren Turan, Okan Koç ve Ümit Özat'la beraberiz. Samet ne dedin anlayamadım. Tamam, sıkıntı yok. Evren abi, sana bir deneyim. Dur, maç başladı Bışar, gözünü seveyim ya, çok önemli. Şu anda maç normal seyrine devam ediyor. Ümit abi, bir de senden bir kısa yorum alayım. Göremiyorum ki bu şey. Galatasaray 1-0 önde. Yok daha ne kadar. Gol Mehmet Büyükekşi. Aslanım benim be. Aslanım. Icardi. Ulan nasıl bu golcü bu ya? Dakika bir gol bir. Ulan var ya. Tarihi tanıdık ediyoruz. Müthiş başlangıç. Bu ne? Rekor abi ilk defa. Ya yani öyle geç gelirsen biz de erken atarız diyor. Vallahi çarptım fıkra gibi bir şey oldu, inanmıyorum. Vallahi ya. Yalnız kim indirdi? Barış çok Barış güzel da. İndirdi. Bilerek mi indirdi onu ya? Bilerek indirdi. Ya Icardi yavrum benim, nasıl vuruyorsun öyle? Bebeğim. Barış müthiş. Niye şaşırdın ki bu kadar? Valla şoka girdim ben. Herkes şoka girdi abi. Hemen çeker mi? Şimdi hemen çeker herhalde. Şimdi fark olma, hemen çekecek bak şimdi. Ya biz arkadaşlar işin doğrusu şakasını yapacaktık. Valla şaka yapacaktık şaka ya. Şaka yapıyorum sandım. Gol Mehmet Büyükekşi diyecektik. Icardi. Ümit abinin suratına bak. Yok da Süper Kupa'nın en erken golü olabilir bu. Takımı çektiler Allah mi Allah. Bakayım. Yok çekti, ha çekiyor. Ha gel dedi hemen. Çekiyorlar. Ha hemen çektiler. Ha bak dedim sana hemen çeker diye. Golü yiyince hemen çektiler. Tam rezalet ya. Ya çocukların suçu ne Allah aşkına. Arkadaşlar özür diliyorum. Ya hakikaten. Ya. Ya tam bir rezalet. İnanamıyorum ya. Hakikaten inanamıyorum. Bak bak bak. Bak. Şokta. Herkes şokta. Herkes şokta. Evet. Fenerbahçeli gence U21 futbol. Icardi'de alkışlıyor. Futbolcuları alkışlıyorlar tabi. Haliyle. Icardi'de. Şu an baksana rezalet. Allah'ım ya. Ama trajikomik bir nokta oldu. Ama yani orada berabere bitirtmedik. Önemli olan oydu. Yani Galatasaray dakika bir gol attı. Çekmeden önce golü attık abi. Bu çok önemli bir şey. Adamlar da şaşırıyor ya. Abi bir son dakika daha bilgisi daha var. Ne o? Fenerbahçe yine isabetli şut atamadan maçı bitti. Yine mi öyle oldu? İlk maçın aynısı oldu ha. 90 dakikada da aynı oluyor. Şimdi daha abi oluyor. Şu skor ne ya? Allah aşkınıza ya. Abi hemen, hayır, hemen de şey olmaz. Hayır, şimdi ne Türkiye olacak abi, yazık günah. Hemen ya, de kaçılmaz ya. Birkaç tane daha olsaydı. Ama ya dakika bir de. O da beklemiyordu. Ali Koç da beklemiyordu. Kimse beklemiyordu böyle bir şey. Yazık günah. Dakika bir de gol olmasa hakikaten yani. Icardi tarihe geçti abi. Ben sana söyleyeyim böyle. Ama belli ki abi bak burada. Ümit abi. Ben Okan Buruk'a çok kızgınım. Şeye çok kızgınım. Dursun Özbey'e çok kızgınım. Bu resmen büyük bir oyun. Dakika bir de gol atılır mı abi? Dakika bir de gol atılır mı Ümit abi? Şenol demiş ki. Ali Koç'un şahsi itirazları yüzünden deprem şehri Urfa'yı Fenerbahçe'den mahrum eden yönetimi kınıyorum. Belki de hayatı boyunca ilk defa Fenerbahçe'yi seyredeceklerdi. Bu da bir şey, doğru. Hakikaten ama çok enteresan bir şeyle karşı karşıyayız. Döner mi? Fenerbahçe döner mi? Dönmez. Usulen şey olmuyor ki. Yok yok, dönemez abi. İçeri girdiği için olmuyor. Bitti. Bekleyecekler herhalde belli bir süre. Tamam. Hayır, niye gol yediniz? Arada gol yemeseydiniz. Ya nereden bilsin çocuklar abi oraya çıkmış. Çocuklar, U19 nereden bilsin? Ya, ne onlar ne yapacak abi? Zaten sol bek orada mesela koşuyu içeri attı. Evet. Girmese ofsayt. Değil mi? Değil mi? Koş. Girmese ofsayt. Gerçi biraz Barış sanki biraz geriden çıktı gibi duruyor ama. Geriden çıktı. Geriden bayağı çıktı. Geriden çıktı. Bayağı geriden çıktı. Aslında belki de doğru kovaladı, evet. Ama yetişemedi fizik gücü yani. Abi bizimciler. Ha dur, kupa sevinci yapıyor bize. Dur. Aa! Evet. Hakkınız helal olsun. Rekoru kırdınız. Yine rekor kırdı ha Galatasaray. Bayağı. Yine rekor kırdı. Hakkınız helal olsun. Rekorların takımı ya. Bir dakikada gol atan takım yani. Oynanan maçta bir dakikada bir gol atabiliyorsun yani. Tabii. Dünyada böyle yoktur. Yani bir dakika oynanan maçta bir gol atmak. Hemen gol atmak. Yani birinci dakikada gol. Yani bir dakika içerisinde. Dakika başı bir gol. Seyirciye gidiyor. Tarihte bir dakika oynanan maçta gol atan tek takım Galatasaray beyler. Ben evet. Bir şey söyleyeyim mi? Dünyada böyle. Ya bak, ama başkan da gülüyor, Ali Koç da gülüyor.
Galatasaray'ın yaptığı da doğru bir şey değil yalnız. Niye abi? Seviniyorlar diye mi? Hayır, yani şimdi bak. Ama Fenerbahçe ya, seviniyor daha. Tamam, hayır hayır, şöyle yani neticede tabii ki sevinsinler yani bak. Bu sevinç normal bir sevinç değil Bişar. Abartılı hani, mı? Şöyle tamam oynarsın gerçekten. Tamam adam rakip çok adamlar. Ya bir dakika oynandı ama. Ama kazandılar tabii, ya. Tabii ya zaten kupayı aldığı için kazanılıyor, öyle değil ama o 19 çocuklarına yazık bu yaptığı. Ama girdikten sonra yaptılar, onlar görmesinler. Onlar görmediler. Onlar görmediler yani. Onlar girdi. O şey Barış video alıyor olayı. Aa. Tabii orada hemen şey yapıyorlar. İkari ama bir dakikada mı? Bak dünya tarihinde böyle bir maç yok. Abi, bir dakika bu... oynanıyor bir maç. Bir dakikada gol atıyor Galatasaray. Kararı tepki verecek ya, o zaman bugün kupa veremezler. Normalde o. Tabii kararı tepki vereceği için. Tabii tabii, şimdi bugün herhalde vermezler. Çünkü öbür türlü çekildi, karar verecekler. Efendim Yusuf? Ama bugün verseler daha iyi ya. Hakem maçı tatil etmiş. Fenerbahçe sahadan çekildi. Kararı tepki verecek. Evet. Gerçekten tuhaf bir organizasyon. Yani burada tarihe Fenerbahçe mi geçti, Mehmet Büyükekşi mi geçti? Bu da tartışılır. Evet. Bence ikisi de geçti. Bence ikisi de geçti. Anlatabildim mi? Yani şöyle. Bu işlerin müsebbiplerinden birisi de Mehmet Büyükekşi'dir. Kimse kusura bakmasın yani. %100 kesinlikle ben de imza atamadım. Sen bak, ben futbolu aklımda erdiğinden bu yana, Şenezercik'ten tut, o günden bu yana ben bu kadar basiretsiz, bu kadar eli kolu bağlı, bu kadar hiçbir işe yaramayan, bu kadar... Yani eyyam yapan bir federasyon ve başkanını hayatım boyunca görmedim. Icardi kararında eyyam yaptılar. Ne 5 maç ceza verebildiler, ne ceza vermemezlik yapabildiler. Aynen öyle abi. Doğru. Trabzon Fenerbahçe maçında eyyam yaptılar. Yani ya hiç ceza vermeyeceklerdi ki en baş olması gereken buydu. Ya da öyle bir maçta iki maçta insanlar eyyam yaptılar. Yani şu işte kimse kusura bakmasın da. Yani zaten bu çocuklar zaten masum. Tamam. Bir insanın aldığı kararın getirisi götürüsü kendine ait. Ama ben federasyon başkanı olsam utanırım. Bak bu Mehmet Büyükekşi'nin yüzünden bu ülkede, bak bunu sana net söylüyorum. Mehmet Büyükekşi'nin yüzünden bu ülkede AK Parti seçimleri kaybetmiştir. Oo. Bak bunu unutmayın. Yok be, ne alakası. Her 5 kişiden bir tanesi Fenerbahçe formasıyla seçime gitti. Tamam mı? Doğru. Sana futbolun gereklerini, yapman gerekenleri, futbolla ilgili yapamadıklarını sordukları zaman sen ezan susmaz, bayrak inmez dersen siyasetin dibine kadar girersin ama dibine kadar, balçaya kadar da seni sokarlar, çıkarırlar. Futbolun ezanla bayrakla ne işi var abi? Sen ne siyaset yapıyorsun? Sen futbol federasyonu başkanlığı yapar. Futbol siyaset değildir, doğru söylüyorsun. Adama soru soruyorlar futbolla ilgili. Bu kulüp niye böyle, bu niye böyle, bu niye böyle, bu hakemler niye böyle, bizi bölemeyeceksiniz diyor. Ezan susmaz diyor, bayrak inmez diyor. Sen siyasetçi misin, futbol federasyonu başkanı mısın lan? Böyle bir şey olabilir mi yani? Böyle bir eyyam olabilir mi yani? Kim bu ezanımızı susturabilir? Kim bayrağımızı indirebilir? Kimse. Hele futbolla alakalı bunu hiç kimse yapamaz. Hiç kimse. Sen yani. Ne yapıyorsun? Sırf Cumhurbaşkanı'na şirin gözükmek için ezan susmaz, bayrak inmez. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, futbolun ezanla, bayrakla ne alakası var lan? Ne alakası var? Siyasetle. Senin federasyon başkanlığın zamanında oldu bu işler. Biraz kendinde pay ara. Biraz da Icardi ilişkin yorumlarını merak ediyorum abi. Onun yaptığı doğru bir şey mi? Ne Icardi, ne alakası? Dakika bir de gol mü atılır yani? Ya ne alakası var? Çocuk çocuk kademeye girdi ama gücü yok, yetişemedi. O da attı abi. Olur yapamaz, bunlar. Bir şey diyemezsin. Ona bir şey diyemezsin. Bence yapmaması lazım abi. Ben Icardi'yi kınıyorum. Ama nereden bilsin ya? Dakika bir de gol atılmaz abi. Yok, olmaz. Ya pozisyon da acayip. Anladın mı? O şimdi çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Mehmet Büyükekşi Beşiktaş stadına gidebiliyor mu? Yok. Çok merak ediyorum. Mehmet Büyükekşi Şükrü Saracoğlu stadına gidebiliyor mu? Bravo. Geçen de söyledim. Çok merak ediyorum. Trabzon stadına tek gittiği stad Galatasaray stadı. Evet. Kupayı ben Mehmet Büyükekşi ile beraber kaldırsınlar. Yok, kupa verelim. Ben sana söyleyeyim. Yani hatta bir karar alsınlar. Kupayı Muslera ile Mehmet Büyükekşi beraber kaldırsın yani. Oo. Ben sana söyleyeyim. Bak, Galatasaraylı futbolcuya bir şey demem. Galatasaray'a bir şey demem ha. Oynamadı. Fenerbahçe çıkmadı. O da aldı, ona bir şey demem. Tabii, ne yapsınlar abi? Ama almasınlar, federasyon abi. Başkanına kalkıp da önce şunlara söylüyorum. Bu kim olursa olsun o hakemleri böyle uysal koyun gibi görüp onların üzerinden bu hakemlere güvenmiyorum diyenler, bırakın, güvenmeyeceğiniz adam Mehmet Büyükekşi beyler. Güvenmeyeceğiniz adam hakemler değil. Bırakın bu işleri. Ya bir tane orada şey yapsınlar şimdi, çift kale falan, en azından gelen seyirciler de oyuncuları görsünler. Bence öyle olacak şimdi. Kendi aralarında bir maç yapacaklar. Tabii. Galatasaray'ı alkışlıyorum. Evet, gerçekten abi. Bak. Onu yapacaklar. Dün Okan Hoca'yla konuştuk. Galiba ondan aldı bilgiyi.
Yaparlar. Daha sonra yapacaklar. Kendi aralarında maç yapacaklar. Yani dün Okan Hoca ile konuştu da gelirken anlattı bana. Okan Hoca söyledi onu değil mi abi? Sana? Tabii tabii. Icardi zaten şey... Atamadı ya daha fazla. Bir tane bırak kaç tane daha atayım diyor. Hayda. Ya şöyle bir şey olmuş Evren abi. 10. dakikada çekmeyi planlıyormuş Fenerbahçe. Golü yiyince... İzin vermeyiz. Onu öyle hemen golü atarız bir de. İlk 10 dakika gol olmadan bitirelim diye planlamışlar. Var mı böyle bir şey Evren abi? Yani tabii ki o plan vardı da ben 30. saniye olarak biliyordum. Ya bir dakika geç oldu biraz. Ya aslında yani çok enteresan biliyoruz ama yani baktığın zaman futbolumuz adına gerçekten şimdi yine klasik marka, The Sun. Yani bu arada hakemi de tebrik ediyorum. İyi maç yönetti ha. İlk defa bizim maçımız, bizim lehimize hatasız bir maç yönetti. Hatasız bir maç oldu ha. Ya hakikaten hakemi tebrik ederim. Yazıklar olsun. Ağlanacak halimize giriyoruz. Tabii futbolun ya. Haline bak, görüntülere bak abi. Stat boş, Fenerbahçe Galatasaray ülkenin büyük takımları evet. Çıkmışlar. Ne güzel. Bütün ülke bu maçı şuraya izleyecekti. Gelmiyor. Nerelere getirdin? Yazıklar olsun sana Mehmet Büyükekşi. Futbolu bitirdin abi. Geldiğin günden beri. Seni istemeyen 20 takımın 19'u seni istemiyor. Hala bu ya federasyonun başında o. Kalıyor. O gidecek, ya gidecek de baba. De sen ama maça çık abi. Ya Evren abi o ayrı. Onu dün söyledik. Oraya da geleceğiz de. Yani bu durumlara getireceğini gördük, getirdiğini gördük. Yani bundan sonra kardeşim hala orada durmanın ne anlamı var? Ne tutuyor aslında seni? Yukarıdan da sana bilmiyorum Okan, talimat biraz da gelmiş. Fenerbahçe adına bakalım. Yani şimdi oraya çıkıp oradan çekilmek, gol yemek, o çocuklar yani abi. Abi gol yemek yani, çok tuhaf oldu ya. Ne tarafından tutarsan tut. Bilmiyorum rezalet abi. Hatta gol yemek yani. Anormal bir şey oldu bence. Yani bence çoğu Fenerbahçe şu an kızıyordur yani. Tabii. Yani. Kabul edilecek bir durum değil. Hani kabul etmem mümkün değil diyor ya onlar öyle diyordur herhalde. Ya abi gol yemek biraz anormal olmadı mı? Ya gerçekten. Anormal oldu ya o ayrı bir konu tabii çok erken olması da ilginç oldu. Yani gol hani her şey golü yemeden çekmek istedi başkan herhalde. Ama onu da tahmin edemedi bu kadar Galatasaray'ın hızlı olacağını. Hızlı olacağını hakikaten çok enteresan yani. Bak maç başladı dur asıl maçı izleyelim dur. Bu ne? Ya ikiye böleceklerdi işte. Erken çekilirlerse kendi aralarında oynuyor. Ben oradan gelen seyirci de orada bir maç izlesin. Endombele'ye bak neler yapıyor. İyi işte Endombele oynamadı demezsiniz işte. Valla Endombele de oynuyor. Zaha'yı böyle antrenman maçını oynatmasını aldınız. Tabii yani, valla. Süper Kupa'yı da Zaha'sız kazandınız. Evet, niye aldınız Zaha'yı? Antrenmana maça çıkmayınca Fenerbahçe ne yapalım? Baya Carlos Vinicius şu anda antrenman maçı. Vinicius'a bak. Maça almasına bak. Valla Dominik Yorfa'ya bak. Bari burada gol atsın. Vinicius, Abdülkerim'in mücadelesi. Abdülkerim geçirmiyor abi. Abdülkerim Dominik Yorfa burada. Dominik Yorfa bari burada gol atsın ya. Abdülkerim kendi takım arkadaşını da geçirmiyor abi. Bıçak gülmüyor lan. Gülmüyor görüyor musun? Bıçak gülmüyor yok, hocam. Yok Kasımpaşa attı ya abi. Gerek yok zaten. Yok değil. En kritik anda attı. Seyyah demiş ki Ümit Cezat Fenerbahçe'yi çok gözünde büyütüyor. Fenerbahçe AK Parti'ye kaybettirir diyor. Çok komik. Lütfen. İşte bir dakika çok affedin. O kardeşimin yarın hemen ona be ben kulak burun boğazdan bir şey alayım. Ben Fenerbahçe kaybettir demedim. Kaybettiren federasyon başkanınız dedim. Aynen. En nedenlerden birisi dedim. Tabii. Kaybettir demedim. Yoksa siyasi nedenler toplum o başka bir şey. Ama bu, maalesef futbolu gelen bu federasyon başkanı etkili oldu. Bunda da payı var. Ama sen bence bir kulak burun boğazcıya git. Sigortan yoksa ben sana randevu alırım. Şu anda A Spor'da ve ATV'de rating rekorları kırılıyormuş abi. E tabii canım Galatasaray'ı izliyor. Her ikisinde Galatasaray'ı ya. Bu arada farkında mısın Evren abi? Galatasaray lig maçlarında bundan farklı oynamıyor ki zaten. Yalnız kendi bu gerçekten antrenman maçı gibi. Maçlarına da antrenman maçı gibi çıktı işte. Kadar maçlarına çok şov yapıyor bugün. Abi bu maça ciddi hazırlandı bu antrenman maçına Galatasaray. Geçen seneki maçı hazırla diskodan gelip çıktı ya. Şimdi bu maçta en azından ama Galatasaray lig maçlarında bundan farklı oynamıyor ki. Hep böyle hazır maçı gibi oynuyor. Kendi ikinci takımıyla oynuyor lig maçında. Rahat kazanıyor evet. İşte. Peki gol olursa kim sevinecek abi şimdi? Evren abi hangi fazla sevinmeyin gözünü seveyim. Araya bırak araya hayır, bırak. Hayır offside olursa itiraz edecek misin ki? Alıştırlar sizin kralı. Yok etmezler. Ben yalnız Fenerbahçe as takımda gelecek diyordu ya. Evet. Gelmediler ama as takımda gelmişler. Mehmet Büyükekşi'yle geldiler işte. Fenerbahçe Mehmet Büyükekşi'yle geldi diyor. Fenerbahçe as takımla geldi. Mehmet Büyükekşi'yle geldi. Ben ne anlatıyorum sen ne? Hayda. Ben kupayı Mustera'yla sezona. Çok kırıldı. Ben kupayı Mehmet Mustera'yla Mehmet Büyükekşi kaldırsın diyorum. Sen diyor ki Mustera'yla Fener as takım geldi diyorsun. Bırakmasın diyor ki başkan zaten Mehmet Büyükekşi. Bırakmayacak diyor. Bayağı şey abi. Kaan'a Kaan'a bak oğlum bu kadar ıslanmayın ya. Maçınız var hafta. Harun Akkurt demiş ki geldim, gördüm, yendim, gittim. Enteresan abi işte. Ama Galatasaray Kerem etmedi. Kaptırma yine aynı hastalık. Kaptırma Kerem'cim. Galatasaray, burada kaptır antrenman maçı. Galatasaray'ı şöyle tebrik etmek lazım. Hem hakemler niye gitti? Bilmiyorum. Şu antrenman maçı gösterirdi bari. Bu da derbi olurdu. Galatasaray'ı şöyle kutlamak lazım. Gerçekten çok
nezaketli bir hareket bu. Fazla da abartmadılar. Bak sevindiler Ümit. Bak gördün değil mi orada? Bu da önemli. Bokunu tabii çıkarmadıklar yani. Bu işin her şeyin şeyi vardır. Yani orada baktığın zaman hemen 5 dakika sevinip orada kapattılar işi. Olay da bu. Fazla da şey yapmaya gerek yok. Okan Buruk şu mesajı vermek istiyormuş abi. Galatasaray'ın tek rakibi Galatasaray. Oo, Barış bak bir asist bir gol yapıyorsun. Ama bize attın golü. Barış'a bak. Sola hep mi attı onu? Çok güzel gol. Kimseyi çarptı mı? Yok. Direkt uzak köşe abi. Sol ayağıyla müthiş. Yalnız ilk maçta yani ilk Kadıköy'deki maçta bu maçın benzerliği acayip. İki maçta kaleye gelemedi Fenerbahçe. Vallahi çok iyi gol attı Barış ha. Doğru değilmiş abi. Abi %100 doğru ha. %100 doğru. Gelemeden bitti maç. Şu isabetli şut da yok. Seyyah demiş ki. Barış var ya bugün tam iyi hem avukat hem uzman arabulucu hem de psikolojik danışmanım. KBB ile ilgili bir sıkıntım yok. Ama ben bütün Fenerbahçelilere bir psikolog öneriyorum demiş. Kimmiş? Belli olmadın. Ben Fenerbahçe seçimi kaybettirdi demedim. Net belli. Ben Mehmet Büyükekşi dedim. Tabii Mehmet Büyükekşi dedi. Hakikaten Ümit sen, abi. Bence Büyükekşi bir git. Hatta duruşmalarda da bile bu sıkıntı olabilir. Dikkat et yani. Murat Menteş demiş ki yönetim U19'a acımamış. Aynı gün maç yapmış. Çocuklar U19'u uçakla Urfa'ya getirip düzgünce dinlenmeden tekrar sahaya çıkarmış. A takımdakiler de çıkıp çekilebilirlerdi. Doğru hakikaten de çıkıp çekilebilirlerdi. Ama o daha büyük rezillik olurdu. Yani oradaki oyuncular şimdi Ceko'yu Tadiş'i oraya getirip onların orada çekilmesi. Ferhat Çander demiş ki gol yemeden çekilmeyi bile beceremedin Ali Koç demiş. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bence o futbolcular kabul etmedi bunu abi. Tabii canım. Yani çok büyük ihtimal şey dedi ki Ceko ve Tadiş kardeşimiz gelirsek oynarız. Başkan biz gelirsek oynarız dedikleri için U19'a gelmek zorunda kaldılar. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü ben Ceko'nun paylaşımlarını falan hatırlıyorum abi. Baya baya iddialıydı bu konuda. Şimdi Galatasaray bugün bir rekor daha kırdı. Nedir belki abi? Ulusal kanalları tarihinde ilk defa bir antrenman maçını canlı ATV veriyor. Bu da çok önemli. Bu da rekorlara giriyor yani. Onu da belirtmek istiyorum. Demek ki ne kadar büyük bir takım. Antrenmanı bile canlı veriyor yani. Abi peki bundan sonra ne olur? Galatasaray bu birinci dakikada gol atması Fenerbahçe'yi demoralize eder mi? Yok zaten onlar hazırlıkta kupaya yani çıkmamak için şey yapmamışlar. Ama bu Olympiakos maçı çok önemli şimdi. Oradaki skor, oradaki oyun, oradaki alınacak iyi bir sonuç veya kötü bir sonuç ne olur? Onları iyi düşünmesi lazım. Dediğim gibi kötü giderse işler bu çok sorgulanır. Galatasaray'dan paylaşım geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 2 kupalı şampiyon. Türkiye'nin en büyüğü. Yani 100. yılda 2 kupayı da aldı Galatasaray. Çok orası önemli. Öyle oluyor şu anda. Yani ona baktığınızda. Onun için önemi bunun ayrıydı aslında. Tabii ki. Fuat Torun teşekkürler. Yani şu maçı bile 1-0 geçmek Evren abi bilmiyorum katılır mısın? Ama bence Galatasaray itiraz eder. 3-0'ı kabul etmez. 1-0 olsun. 1-0 olsun bizim olsun. Tabii. Tescillensin. Ama kural olarak sağdan çekince 1-0. Şimdi bu Icardi'ye gol yazılmayacak değil mi 3-0 olursa? 3-0 olursa yazılmıyor abi. Ha, öbür maça yazılacak zaten. Tabii. Yani derbi öbür maçta şey olur. Atarsa. Orada atar yani. Atarsa yazılır. Ama o maça da çıkacağını düşünmüyorum ben Fenerbahçe. Attığı gol sayılıyor diye Samet uyarıyor beni. Sayılıyor mu? Yalnız abi birinci dakikada gol abi. Ya bir dakika bir şey diyeceğim. Barış Alper bayağı kendi takım arkadaşlarını hadi be Kerem yani. Be at şunu kardeşim. Şenol demiş ya. Ki Okan kardeşim bu maç için Mehmet Büyükekşi'nin suçu ne? Bu maçın ertelenmesi Tefe'nin Şenol kardeşim bu anlamda değil, değil ki. Tek üzüntüm Urfalı garibanlar için demiş. Genel değerlendirme. Sezon başı geçen seneden beri yaptıklarını görüyoruz babacığım. O yüzden yoksa bu maç üzerinden değerlendirme. Futbolu bitirdiler. Neler oluyor görüyorsunuz yalnız. Mert Hakan yanında Okan abi. İyi ki Fenerbahçe yazmış. Kalp koymuş. Yani genel anlamda diyorum kardeşim. Yoksa yani bu çekildiler maç üzerinden... diye mi iyi ki yazmış? Evet çekildiler diye iyi ki yazmış. Dünkü yayını izleseydin anlardın ne demek istedim. Ümit abi. Mert Hakan yanında çok seversin. Paylaşım var. Ne demiş? İyi ki Fenerbahçe demiş. Ya farklı bir çözüm bulamazlar mıydı Ümit abi? Yok be bunun şunun dışında. Yok. Vedat Ermiş demiş ki Fenerbahçe Galatasaray maçının nasıl bir hırsla çıkacak göreceğiz. Ne demişler? Son günler iyi günler. Sence çok hırslandı mı Ümit abi Fenerbahçe Galatasaray'a karşı? O zamana şu an bu hafta olsaydı maç hani dersin ki hani bir burada bir şey yaparsın da arada zaman var abi. Doğru. Ben sana söyleyeyim fark açılırsa yani 4 puan üzerine çıkarsa Galatasaray oraya da U19'da gelir Fenerbahçe oraya U19'da gelir bence. Ha şey olsun diye. Hani yine bir tepki olsun diye. Çünkü as takıma yenilmek istemiyor başkan. Galatasaray. Yani onun için işe bak Abdülkerim gol mü attı? Yok yok faul yaptılar da ona itiraz ediyor. Nasıl yani? Bak hakem vermedi faulü. Gördün mü? Aa faul yapmış. Ona itiraz ediyor. Çok enteresan. İbrahim Dağ demiş ki Tevfik hiç uzatmadan yarın hemen kararı verip kupayı sahibine teslim edip ha yanlış ha doğru yoluna devam etmeli. Uzatmaya gerek yok. Ali Başkan'ın Başkan itiraz edip Ali Koç almasın kupayı oradan.
Nasıl ya? Federasyonu etkiler ya. Her şeyi yaptırıyorlar. Orada onu yapabilirler. Belli olmaz. Talepte bulunurlar. Aman ha Dursun Başkan'a dikkat edin. Bir itiraz olur mu? Tahkimden falan direkt geçirip kupayı alabilirler. Evren abi bir şey söyleyeceğim bu arada. Sence olay biraz tuhaf değil mi? Yani Fenerbahçe tuhaf, her şey tuhaf. Perşembe yani. Gününe çok önemli bir karşılaşması var. Çeyrek final. Tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek final oynadı. UEFA Avrupa Ligi'nde de çeyrek final oynadı. Ama hepimiz inanıyoruz ki Fenerbahçe'nin konferans ligini kazanma ihtimali var. İnşallah. Ya, isteğimiz o. Avrupa takımı olan. Avrupa'da Türk takımımız abi. Ama bu Mantere'de de oyuncular etkilenir mi? Bilmiyorum. Yani orada şu görüntü iyi olmadı. Yani bizim için Türk futbol adına kime ders verdik? Ben de onu anlamadım yani burada. TFF'ye mi verdi şimdi başkan bu ders? Yoksa Türk futbolunda mı? Bence buradaki en anormal şey, en kötü şey ne oldu abi? Tekrar onu da belirtmekte yarar var. Maç oynayan da Icardi gol attı. O zaten inanılmaz bir şey. Bence o unutulmayacak. Orada bir işaret veriyor aslında. Evet. Başkan ama o işareti alır mı bilmiyorum. Şu federasyon başkanı mesela hiç çok maça Burak gelmeyecek Mertesim dediler geldi. Fenerbahçe bu turu geçerse diğer turdaki maçtan önce yine erteleme isteyip ertelemezlerse yine mi çekilecekler? Bu da bir bu federasyon başkanı mesela bu yaşananlardan hiç mesela utanç duymuyor mu? Ya Ümit abi kabul ediyorum federasyon başkanı bak hatalı. Ya bu futbolu nasıl bu hale getirdim herkesi birbirine bence, düşürdüm diye utanç duymuyor mu? Bence istifa etmeli ama problem şurada bence. Burada bazı soru işaretleri var benim kafamda. Mesela bak. Daha öte bir şey söyleyeyim. Bugün Sayın Ali Koç'un açıklamalarını dinledim ben. Yasa dışı bahis konusunda hassasiyetleri var. Onu çok iyi görüyorum ve anlıyorum. Samimi olduğuna da inanıyorum. Bu arada bak hakikaten Ali Bey, Ali Koç 3 kere Ümit abi Anadolu Adliyesi'ne gitti. Özel görüşme yaptı bunlar için. Bak bunları herkes bilmez. Benim bildiğimi bilsin diye söylüyorum. Eğer ama ona şöyle bir şey söyleyeyim. Orada o soruşturmada, onun bahsettiği soruşturmada biraz ileri gidilince çok yakın bir arkadaşı çıkıyor onun. Ben onu söyleyeyim. Bir gün yüze gelirsek ona söyleyeceğim kim olduğunu. Onun çok yakın dostum dediği bir kişiyi işaret ediyor herkes. Haberi olsun. Eğer davasında haklıysa bana ulaşsın ben ona kim olduğunu söyleyeceğim. Bak ilk kez de bunu bu kadar net söylüyorum. Tamam mı? Şimdi ya ben samimi olduğuna da inanıyorum bu arada. Ama Ümit abi. Şubat ayında Galatasaray 8 maç oynamış. Fenerbahçe... Bunu ben ona yakın birisine evet. söyledim. Senin bu dediğini evet. ona yakın birisine söyledim. Bayern Münih... Bak Galatasaray'ın tek mağlubiyeti ne zaman? Bayern Münih sonrası oynadı Hatay maçında. Aynı şeyi bütün takımlarımız yapıyor. Yaşadı ve yaşıyor. Üstelik hani pazar perşembe. Ümit abi pazar perşembe. Şampiyonlar Ligi'ne ama de pazar... Ama şuna bak. Bak federasyonun şu şeyine iyi bak. Şu saplamasına iyi bak. Saptamasına. Ne demek kardeşim? Olympiakos'un önümüzdeki haftaki maçı iptal oldu. Biz de sizin önümüzdeki hafta... Ya sen Olympiakos'un maçına göre mi karar alıyorsun? Yok, şuna göre karar almak istiyorlar benim anladığım. Bak buradaki olay ne biliyor musun Ümit abi? Ama yanlış anlama amacım seni ikna etmek değil. Sadece fikir tartışalım. Ya, doğruysa hani, da ikna et abi. Yok hayır ikna hani sen bir görüş belirt zaten. Hani hepimizin görüşleri farklı olunca güzel geliyor. Bana kalırsa yayınlar o zaman güzel. Ama Sayın Ali Koç daha dün kendimiz izledik ve Habertürk TV ile sevgili Mehmet Akif Ersoy ile İsmail Küçükkaya ne diyor? Nisan ayının ilk haftasında onun evet. muhtemelen oynayacak diyor. Ya da o zaman şöyle bir şey, orada parantez açayım. O zaman daha böyle tur atlama, atlamama işleri yoktu bir şey. Hah, orada da şöyle bir şey var Ümit abi. Federasyonun takvimi yıllık. Yani UEFA Konferans Ligi'nde sen tur atlarsan bu tarihte oynayacağın belli. Tamam o zaman ben de sana bir şey söyleyeyim. Bu kupanın sezon başında oynanacağı belli. Icardi'nin transferi bitmedi diye oynatmadı diyeyim. İkardi, ben de öyle mi diyeyim? Diyebilirsin. Ay, Icardi, Zaha, Eş. Takım Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi. Hayır sen bak, aynı noktadayım biliyor musun? Ya anladın mı? O zaman Galatasaray'ın kadrosu nispeten zayıf diye. Tabii canım. Fenerbahçe'nin de kadrosu nispeten güçlü diye oynatmadılar. Evet. Ben net. Bu konuda böyle düşünüyorum. O zaman aynı kimse itiraz edemez. Bak şimdi bak bir şey söyleyeyim mi? Buyur abi. Yani hani baktığın zaman ne diyor? Bir bilgi veriyor ha. da. Ya kardeşim. Gerek yok Samet. Gerek. Bu kupa çıktığı günden bu yana ilk defa sezon başında oynanmadı. O da bir anormal. Niye oynatmadın? Anlatayım ben sana. Galatasaray... Sega Sun Said demiş ki Ümit abi Icardi'nin golüne hesaba katmadınız. Hem doğruyu söyle demiş. Galatasaray gruplara katılacak diye. Galatasaray Şampiyonlar Ligi önlemesi olacak diye. Icardi'nin transferi olmadı Serdar diye. Zaha'nın transferi olmadı diye. Sen ne halt yemeye bunu oynatmadın ya? Oynatsana kardeşim. Oynat. İsterse ikisi... Önce Galatasaraylılar niye bunu kabul etmiyor? Tam tersi Fenerbahçe'nin başına gelse.
Fenerbahçe işte yok, transfer gelmedi, Ceko gelmedi, Tadiş gelmedi, şampiyonlar. Bunu niye oynatmıyorsunuz dese itiraz eder mi etmez mi? Şöyle Ümit abi, sezon başında tarih belli değildi. Hayır işte yanlış işte. Bak dün bir şey anlattım. Tarih belli değildi, bence de yanlış. Tamam. Niye yanlış? Almanya'da bütün maçlar 15.30'da başlar. Tek bir maç 18.30'da oynanır. Bilgilendirme için söyleyeyim. Tarihleri kaldırayım. Ama bu da yanlış. Bak ilk başta tarih belli değildi. Bu da yanlış. Sonra bir tarih belirlediler. Orada da her iki kulübümüzün de Avrupa elemeleri vardı. O yüzden ertelediler. Bak bu da sonra yanlış. Sonra takvim sıkıştı. Riyad'a kaldı. Sonra Riyad'la oynayamadılar. Ya Bişar onlar bildiğimiz şeyler yani, bak. Yok hani izleyicinin... Bu sezon başı kafadan oynanmaması yanlış. Resmen Galatasaray'ın menfaatini düşündü. Niye Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe'nin menfaatini düşünmüyorsun? He? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak diye. Icardi gelmedi, Zaha gelmedi diye. Molde ile maçı var diye. İşte Zalgiris'te maçı var diye. Sen bunu iptal ettin. İptal ettin kardeşim. Aksini kimse bana iddia edemez, ikna edemez. Döndün dolaştın. Fenerbahçe'nin maçı var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok basit bir şey söyleyeyim ya. Federasyon diyor ki Olympiakos'un önümüzdeki haftaki maçı iptal oldu. Biz de kala bir gün... Çok affedin. Gerizekalı mısınız abi siz? Bırakın Olympiakos bu hafta oynuyorsa Fener'in bu haftaki maçını iptal edin ki Fener Olympiakos maçına diri çıksın. Ha çıkar ister 3 atar ister 3 yer. Ondan sonra yorumunu yaparsın. Sen şöyle bir kural mı var? Olympiakos'un maçının ertelendiği hafta biz de Fenerbahçe'nin. Sen Olympiakos'un federasyonu musun lan? Orayı niye kıyaslıyorsun? Sen onu niye kıyaslıyorsun? Ama onu ilk herhalde Fenerbahçe kıyasladı. Fenerbahçe kıyaslamadı. Fenerbahçe diyorlar ki kardeşim bak Olympiakos'un 14 Nisan'daki maçı erteleniyor. Sizin de 14 Nisan'daki Karagümrük maçını iptal edelim. Fenerbahçe de diyor ki kardeşim Karagümrük kabul edecek mi diyor. Adam diyor ki biz ettiririz sen rahat ol. Niye? Karagümrük şamar olanım otur kalk kalk. Adam da diyor ki bunu yapana kadar zaten iki defa ertelenmişsiniz. Ne bok olduğu belli değil bu kupanın. Şimdi iptal edin diyor. Ya bu kupayı iptal edin diyor. Bu kupayı iptal edin diyor. Yanlış mı söylüyor? Sen bunu iptal et sonra Fenerbahçe sağdan çekilirse yine Fenerbahçe hatalı olsun. Sen Olympiakos'un federasyonu musun? Türk Futbol Federasyonu musun? Niye Olympiakos'un maçının ertelendiği hafta Fenerbahçe'nin maçını iptal ediyorsun? Yani Olympiakos'un maçı haftaya ertelenmiş. Sanki Avrupa'da böyle bir kural var. Avrupa'da şöyle bir kural olsa birbirleriyle oynayacak takımların maçları aynı hafta iptal edilir veyahut da edilmez gibi bir kural mı var? Sen Olympiakos'un maçının iptal edileceği hafta Fenerbahçe'nin maçı... Hayır kardeşim. Olympiakos bu hafta oynadı mı? Oynadı. Bugün oynadı. Sen Fener'in maçını iptal et. Fenerbahçe diri çıksın. Sonra 3 atar 3 yer, 5 atar 5 yer. Senin problemin değil ki. Sen Olympiakos'un TFF'si misin? Türk futbolunun TFF'si misin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ama Fener'in de mesela aklı Olympiakos maçındayken Galatasaray'da kupayı kazanmak ister yani. O da değil mi? Nasıl? Yani o maç aklı ya oradayken. Ya o başka. Yarın aynısı Galatasaray'ın başına da gelebilir. Yani o... Bak şu da güzel bakış açısı. Galatasaray Fenerbahçe'yi Avrupa'da hani şunu düşünebilir. Tam Avrupa'da akılları varken ben de kupayı kazanayım. Ya abi o zaman ben abi sana bir şey söyleyeyim. Şimdi doğalın her tarafı kendini düşünmek zorunda. Bak çok doğru söylüyor Evren abi. Tamam. Daha Fenerbahçe'nin daklı ligdeyken Evren abi Karagümrük maçını oynamaması işine gelir. Ya ama eyvallah. Şimdi sana bir soru. Her takım kendini düşünüyor. Tamam ben sana bir soru. Sen Galatasaray'la olarak sana iki alt tarafı sunsalar. Ligi mi? Sana bir soru. Ligi mi kazanmak istersin Süper Kupayı mı? Ligi. Ligi tamam. Peki Fenerbahçe'nin Karagümrük maçını mı oynaması işine gelir? Süper Kupayı mı oynaması işine gelir seninle, sana göre? Ya bence Karagümrük maçını oynamasın. Tamam adam Karagümrük maçını oynamamayı teklif ediyor. Fener diyor ki kardeşim bize bunu ediyorsunuz ama Karagümrük ne yapacak? Onu hallederiz diyor. Ya bu Süper Kupa'daki konu şu. Ya bu Süper son Kupa. Son dakika haberi var. Gireyim mi? Ciddi müzesine... bir haber. Gerçek bir çok haber. Çok ciddi bir haber. Gireyim mi bir tabi? Gir. Fenerbahçe bir rekoru daha kırmış Galatasaray karşısında. İsabetli şut atamamadan sonra isabetli pas yapamama rekoru da kırmış. Maçı öyle bitirerek. Fener'in de rekorları bu taraftan yani. Buyurun bir tane. Yok. Yani bir üstten şimdi... okuyayım istersen madem. Bak ben demiyorum. Bak. Hemen bırakıyorum abi. Tepkinin Berdan Berlin demiş ki Avrupa'da spor stillerine düşmeye başladı. Yarın tüm dünyada Türk futbol sirki konuşulacak. Ama Bışar ve Evren hala makara geçip cimbomluk yapıyor. Hayır Berdan. Dakika bir de Icardi gol atınca komik geldi bana. Kimse beklemiyordu. Hadi bekliyordum de. Hadi ikna, yemin etsene beklediğini. Ya Berdan ne yapalım kavga mı edelim kimse ya? Kimse bu konuca niye dur demiyor. Olympiakos Turatlar, Murat Taşdelen teşekkürler. Furkan Emre Bürkük demiş ki reşit olmamış çocukları iktidarına meze yapan. Ali Koç'a tek eleştiri yapamayıp Icardi'yi eleştirinler ben inandığımı söylüyorum deyince komik oluyor. Ferhat Şenler demiş ki U19 takımımı bir gurur yok mu senin paran var diye bu bağnazlık nedir? Hiç mi utanmıyorsun? Ver parasını madem hiç gelmiyor öde bütün cezayı. Ben Çelik Tren demiş ki
Ali Koç'un şımarıklıklarını savunanları anlamıyorum. Ali bizi Arabistan'a götürdü. Orada içine ettiler. Kerem iyi gol attı. Geri döndük. Ayrıca beğenmediğiniz kupayı en son ne zaman kazandınız? Korkaklık içinize sinmiş. Ey Fenerbahçeliler demiş. Fenerbahçe şu öz eleştiri de yapması lazım. U19 takımına çıkarmasaydınız bu çocuklara tabii ki yazık. Biz üzülüyoruz. Evet. Ya bu olacak bir şey değil. Ama bunu yapan Galatasaray mı? Değil. Değil. TFF mi? Değil. Siz yaptınız. Başkan böyle bir şey düşündü. Çıkardı. Bu duruma getiren sizsin. Avrupa'ya biz rezil olmak için zaten bu yapılmış bir durum bence. Ha, TFF'nin payı var bu işte abi. Yani var. TFF'nin burada tabii bilemez, ki bu olaylarla ilgili şey. Yazık. Ama zaten bu maçın ertelenmesi, sezon başından başlayan artı Riyad'da olan olaylar ve en sonunda beraber kararlanan bir şey. TFF, yani. MFF'ye yok Göksel içeri girecek beyefendinin selamı var. Bunu öneriyor. Halbuki adamcağızın haberi yok. Adam devlet yönetiyor. Federasyon başkanıyla mı uğraşacak yani? Onunla mı uğraşacak? Bununla mı uğraşacak? Ama adamın adını kullanarak, adamcağızın adamını kullanarak dünya kadar iş yapıyorlar. Bir defa artık bu siyasetinde bir yerden bir şekilden sonra en azından yapıyor demem ama ona yakın olduğu olan insanların da bu siyasette olmaması lazım abi. Ne dersen de öyle görünür Bişar. Tabii. Öyle görünür abi. Kimse kusura bakmasın. Adam resmen Türk futbolunu birbirine düşürdü ya. O konuda %100 Türk futbolunu birbirine kattı ya. Fenerbahçe başvuruda mı bulunmuş? Federasyon başkanı. Fenerbahçe başvuruda bulunmuş. Penaltı jokerimizi kullanmadan maçı bitirdiniz. Ya bu şey. Dur bir dakika. Bak ne biliyorsun. Dur süper chat'ler sana bak, bırakayım. Tweet attım, bu, tweet attım bu önemli. Bu, bir dakikada bir şutta bir golle bir kupa. Bu nasıl büyüklük diyorsun? Yani. Yanına bir TV yazsın. Bora Kızıl Ateşli demiş ki çekilmek doğru bir koruma yöntemi değildir. Icardi koydu. Demiş Can da demiş ki Can senin ismini çaldım şimdi doğrusu. Fener ilk defa bir maçı penaltısız bitirdi. Ali Koç penaltımız verilmedi derse şaşırmam. Şaka bir yana Galatasaray Fenerbahçe rekabetlerini özledik demiş. Arkadaşlar anlık şu anda 10.000 kişiyi geçtik sizlerden ricam. Abone olarak bizleri izlerseniz çok mutlu üzülüyorum oluruz. Çünkü şu anda 5.900 kişiniz bize abone değil. %59'unuz bize abone olmadan izliyor. Lütfen abone olun. Daha büyük bir aile olalım. Türkiye'nin organik kanalı BTV çok önemli hamlelerle geliyor. Okan abi sendeyiz. Can Çelikkıran demiş ki acaba bu talimatları okyanus ötesinden mi geliyor? Böyle demeyelim Can. Buyur Okan abi. Ne düşünüyorsun? Şu anda ne hissediyorsun? Üzülüyorum bu şarkı. U19 takımın çıktığı dakika bir gol bir nasıl oluyor? Yani ya çok olur abi. Yani sonuçta dakika bir de A takım da olmuş olsa atabilirsin. Yani oluyor. Bunları futbolda karşılaşıyoruz. Görüyoruz yani. Fenerbahçe de atabilirdi. Galatasaray da atabilirdi. Ama abi, bu duruma gelmesi beni üzüyor açıkçası. Biz burada futbolu konuşmak gerekirse. Hangi birimizi üzmüyor ki Okan abi? Yani şimdi neyi konuşuyoruz? Gülüyoruz. Espri yapmaya çalışıyoruz. Tabii ki de insanlara bir nebze de tebessüm ettirmeye çalışıyoruz burada da. Ya yazıklar olsun. Vallahi yazıklar olsun. Ben burada yıllardır bas bas bağırıyorum, söylüyordum, anlatıyordum kardeşim. Bu federasyon başkanı işte siyaset futbola karıştı. Yok onun ismi kullanılıyor, bunun ismi kullanılıyor. Artık ev devreye girin, el atın, bir şeyleri düzeltilmesi gerektiğini anlatıyorduk. Şimdi bakıyorum herkes aynı şeyleri söylemeye çalışıyor. Zamanında bunların önüne geçilmesi gerekiyordu. Bugün keyifli, güzel, belki gollü, mücadeleci bir maç izleyecektik. Ya ben şunu anlamıyorum. Bak dün de söyledim, bugün de söyleyeyim. Ya bu maça çıkmamamın sebebi ne kardeşim ya? Ya pazar günü oynayacaksın. Bugün pazar. 9.30-11.30'da bitiyor. 12.30-1'de git otele dinlen abi. Yat sabahleyin kalk Yunanistan'a mı gidiyorsun? İstanbul'a mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsan git. Orada 3 gün 4 gün dinlenme zamanın var. Çık maçı hafta, önümüzdeki hafta Karagümrük maçını tehir ettir, iptal ettir yani. Diyelim ki yani böyle bir yorgunluk morgunluk hissedeceksin. Yani bilmiyorum. Yani bunlar çok fazla bahane olarak üretilmemesi gerekiyor. Federasyon Başkanı'na TFF, MHK gelir. Bak buradan tekrar ediyorum arkadaşlar. Hiçbir şey değişmeyecek. Bak net söylüyorum. Hakemlerin içinde ciddi bir temizlik yapılmadığı takdirde. Bak hakemlerin içinde ciddi bir temizlik yapılmadığı sürece. Bir de bazı üst akılların bu futbola teması uzaklaştırılmadığı sürece önümüzdeki sezonda, bir sonraki sezonda bizi izleyen arkadaşlar kulağınıza küpe yapın aynı şeyleri konuşacağız. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon yine bu şeylere yakınacak, bağırınacak, çağıracak. Bugün o 19 takımıyla geldi Fenerbahçe. Yani oradaki çocuklar maçtan çıkıp sonuçta onlara söylenmiş gideceksin. Mecbur o çocuklar gidecekler yani. Açıklama varsa olur. Gidecekler yani. Orada çocuklar tabii o şeyi yaşamak zorunda değiller. Ne anlamda yaşamak zorunda değiller. Herkes ister maç yapmak, keyif almak, bizim gibi yorumlamak, maçı izlemek ama abi ya yapmayın ya. Vallahi yapmayın. Ya sevgili Ali Koç, haklı olduğun birçok konu var. Katılıyorum sana. Bak ben de burada destekledim. Birçok kişi de ne dediler? Ali Koç'un akrabası Okan Koç gibi ironi yapmaya, şey yapmaya çalıştılar bana. Ama
başkanım ya. Şu maça çıkmamanın sebebi de yani bilmiyorum ne olduğunu tam olarak anlattım yayın maçtan önce. Bir şey verdin, röportaj verdin de. Şu maça Okan abi. Son bir şey bağlayacağım. Şu maçın şunu söyleyeyim. Niye mesela Atatürk tişörtleriyle çıkmadılar? Ya yani çıksaydılar aynen olabilirdi. Bak o da olabilirdi. Şu maça hani yani. Atatürk pankartları ve Atatürk tişörtleri nerede? Galatasaray çıktı tişörtleri. Yani çıktı. Şu maça çıkmamanın sebepleri bunlar olmaması lazım. Fener'de çıkmıştır oyuncular. Bilmiyorum. Bakmadın mı Galatasaray'ın Atatürk tişörtleri vardı. Bugün ben görmedim. Var da ısınmada var. Biz bir hep yıllardır ne diyoruz? Ülke futbolunun geliştirilmesi gerekiyor. Her geçen gün aşağı çekiyoruz. Bak şimdi Avrupa'da, yurt dışında birçok yerde bana mesaj geliyor. Manşet olmaya başladı. Ne olacak abi bu böyle? Yani nereye kadar gidecek? Yani artık bunun önüne bak sevgili Cumhurbaşkanı, sevgili bakanlar, sevgili spor bakanı, futbolun akıl üstadları, neyse işte kim varsa böyle hakikaten kuvvetli böyle eli gücü sağlam olan insanlar varsa artık bir el atın şuna da düzeltin futbolu. Gidişat iyi değil. Bak geçen yıllarda da burada söyledik. Evren abi, ben, Ümit Hoca hepimiz söylüyoruz. Ama bu yaşananlar artık kabul edecek durum değil ya. Vallahi yazıklar olsun. Ya şu maça niye çıkmıyorsun sevgili başkan ya? Ya neden çıkmıyorsun ya? Ya şu maça neden çıkmadı Fenerbahçe? Fenerbahçe neden çıkmadı ben bunu anlamıyorum. Hala bunu anlatsınlar. Tamam Trabzon maçı sebepler olabilir. Ligde yıllardır Fenerbahçe'nin hakkı gasp edilmiş olabilir. Biz de söyledik Beşiktaş'ın da Galatasaray'ın da Trabzon'un da çok gasp ediliyor. En çok da gasp edilen takım ben söylüyorum kardeşim Beşiktaş'a Trabzon'dur. Ama bu maça çıkmamanın sebebi nedir yani? Bunu bilmek istiyorum ya. Ya ben burada ne konuşacağım baba? Kaos mu yaratalım? Kavga mı yaratalım ya? Ya çıkacaktın başkan. Ne olursa olsun çıkacaktın. Senin futbolcuların, taraftarın, hocan çıkmak istiyor. %10 anket yapsınlar. %90'ı çıkmak istiyor ya. Ya yenileceksen böyle yenil. Kazandığın takdirde psikolojik üstünlük de senin önündeydi ya. Ya Fenerbahçe bu Galatasaray formsuz. Bak iki tane formda oyuncusu var. Ben sana söyleyeyim. Bir Icardi, bir Torreira. Kerem formsuz, Zaha formsuz, sağ tarafta Barış formsuz, orta sahadaki oyuncuların çoğu formsuz, defanstaki oyuncular formsuz. Yani neyi yani ben anlamıyorum ya. Senin takımın da iyi oynuyor. Son hafta müthiş top oynadı. İyi bir kadron var. Oyunu da artık böyle oyun gücünü de elde ettin. Çık baba kazan bu maçı. Kupaya. Baba kusura bakma. Bak 10 senedir dün söylediğimi tekrar ediyorum. 10 senedir bir kupa aldın Ziraat Türkiye Kupası. Geçen sene seviniyordun. Şimdi bakıyorum neymiş efendim kupa bu kupaların değeri çok fazla önemli değilmiş. E baba sen bu kupalar için hangi kupalar için o zaman transfer ediyorsun? Şampiyonluk o zaman şampiyon olacaksın. Geçen sen bu sezon Hat Alanya'yla Samsun'a puan kaybetmeseydin belki şu anda liderdin. Şu anda liderdin. Kendin yani. Elinden veriyorsun. Kendi elinden veriyorsun ya. Ya yani Galatasaray rakibini yenemiyorsun içeride. Bir tane şutun yok kale. Bak Galatasaray Kadıköy'de bir tane şutun yok. Bak doğru Trabzonspor'a doğru düzgün pozisyonun yok ya. Ya kusura bakma başkanım. Biraz da öyle öz eleştiri. İğneyi kendisine çoğaldı başkana. Öz eleştiriyi bir kere bir oturun aynanın karşısına kendiniz yapın bir ne yapıyoruz ne ediyoruz. Bak alkışlıyoruz bu sene çok iyi bir kadro kurdunuz. 4 senedir de eleştirdik aldığınız transfer. Ümit abi burada linç edildi yeri geldiği zaman ve sonuna kadar haklı eleştirmekte bazı yerlerde. Ama babacığım ya Bışar vallahi olmuyor artık ya. Ya lütfen birileri kim varsa ya tanıdığınız amcanız dayınız babanız varsa şu cumhurbaşkanına bakanlara bir yerlere ulaşsınlar da bir el atılsın şu işe ya. Bak samimi söyleme Latası. Ya ben burada ne güzel Icardi'nin, Dzeko'nun, Freddy'nin. Icardi'nin harika golünü konuşabilirsin sıkıntı yok. Ya konuşmak istiyorum. Ya bu olmaz şimdi. Orada ironi yapma. Şimdi son bir şey daha söyleyeceğim. Ondan sonra. Ya orada çocuklar, genç çocuklar abi nasıl daha Icardi gibi üst seviyede bir oyuncu. Kolay mı abi 18-17 yaşında çocuk. Adam nereye koşacağını, hamle yapacağını biliyor. Kolay değil abi. Icardi yakaladı mı affetmiyor baba. Atıyor. Yani o Icardi gibi oyuncu. Yine affetme. Think Simple demiş ki Ali Koç eşittir Kemal Kılıçdaroğlu. Sen varken Fenerbahçe yolu olamaz. Bırak git başarısızlığına bahane bulma. Türk futbolunu karıştıran Ali Koç'tur. Urfa halkının ahını aldı. Bu saatten sonra bu ah ile bir kupa bile alamaz. Devam ediyorum. Hızlı geliyorum. Ramazan Alagöz demiş ki Ümit abi Ahmet Ercanlar'dan sonra Ali Koç'u daha çok anlamaya başladı. Bu pozitif bir gelişme oldu dedi. S'ye 36 demiş ki Hakan Şükür 8 saniyede Dünya Kupası'nda gol attı. Bışar bir Galatasaraylı olarak çok boş yapıyorsun. Bışar ciddi ol. Bir şey yaptığın çok ayıp. Bence ayıp değil. Yani böyle bir maçla o maçla bu maç bir değil. Bir 58. saniyede her atılan gol komik olmaz ama burada hani Fenerbahçe 0-0 iken maçı çekecekken bir anda gol olması bana komik geldi. Sana gelmeyebilir. Sen Galatasaray olmanı belirtmene gerek yok. Ben Galatasaray olarak yorum yapmıyorum. Benim için çok önemli değil yani hangi takımda olduğum bu anlamda. Oğuzhan Emre demiş ki Ümit Hocam kusura bakma da federasyon başkanının beceriksizliği büyük ama Ali Koç'un ağzına gelen her şeyi söyleyip maça çıkmamak doğru mu? O sözleri söyleyip maça çıkmamak korkaklıktır. Murat Dağcı demiş ki bu arada Lamia Olympiakos arası Urfa İstanbul arasında daha uzak uçakla Maps'ten bakabilirsiniz. Hayır ben baktım özellikle. Arabayla 2 saat falan Lamia Olympiakos arası. Mustafa Burunkaya ne demiş Mustafa Burunkaya? Bir saniye çok özür diliyorum. Hızlıca geliyorum.
Hayda. Nereye gitti Mustafa Burunkaya? Mustafa özür diliyorum. Birazdan bulacağım ben seni. Birkaç arkadaşımızı daha. Hah buldum. O çocuklara yazık değil mi? Onur var, gurur var. Yazık. Mehmet Fatih demiş ki spor bakanı ne iş yapar? Neden müdahil olmuyor? Arif Avcı demiş ki kaybeden değil, kazananın kaybedeni alkışladığı tek takım Galatasaray. Ümit abi çok kızgınsın. Üzülüyorum. Evren abi bam 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 yapar mısın? Mışar Okan selam. Bam 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 bam. Jeff Sticker demiş ki federasyonla mücadele ediyorsun ama Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçelileri böyle cezalandıramazsın. Para veriyorsan, alıyorsan bunların iki eli kanda olsa bile her maçı çıkmalı. Futbol bitmiş eskiden böyle değildi. Doğru söyledin. Doğru. Ümit, doğru. Evren abi bir sana döneyim. Şimdi gerçeklere gelelim. Hah, evet. Şimdi abi. Bir de bir federasyon. Tamam, TFF zaten biliyorsun Galatasaray onunla ilgili şeyini yaladı. Beşiktaş zaten hep tepkiliydi. Evet. Resmi, bu adamın gitmesi lazım. Gidecekti zaten. Görünen o. Futbolun bu kaos var. Ama bir de gelelim Ali Koç'un açıklamalarına sezon başından beri. Belli bir şeye kadar. Ya bu gerginliğin sebeplerinden biri de o. Her şeyde TFF başkanını atamazsın. Atamayız. Ya yani buradaki olayların çıkması, bu duruma gelmesi, sağdan çekimler hep yanlış kararlar, yanlış yönlendirmeler. Sportif açıdan geldiğin zaman da demezler mi adama? Biraz önce Okan'ın saydığını sayacağım. 1. Alanya maçı. Yenemedin gitti 2 puan. Samsun maçı 2 puan. İçeride bak. Tabii. Galatasaray maçı kaleye gidemediğin maç 2 puan. Tabii içeride. Penaltıyı versin 3 puan da olacak. Hadi geç. Tik at abi. Yani rakibin onu. Sonuçta ya. Tamam, Trabzon maçı. O maç 6 puan mı? 6 puan mı? Tamam da yani ama en önemli maç. Güçlü bir Galatasaray. Yenser ama abi. Galatasaray o gün de kötü oynadı abi. Ama benim kurtlu varlığı. Galatasaray o gün de çok iyi oynamadı. Dur yani çok penaltıyı versin zaten kazanmıştı. Oradan da gitti. Trabzon maçı 3 puan gitti. 2-3. Sen zaten oradan ne? 5, 6, 9 puan. Sen zaten iç sahadaki maçlarını kazansaydın sen kimseye bahane bulma. Bulmaz. Sen zaten bu 9 puanı alsaydın şu an Fenerbahçe Galatasaray önde en az 7 puan. Tabii 6 canım. Puan öndeydin. Sen neyin şeyini yapıyorsun bize gerginliğini ortamı? Sen kendi sportif başarısı, başarısız oldun. Buradaki olay senin başarısını örtmen bunlarla beraber. İç saha avantajını iyi kullanamıyorsun. Ondan dolayı böyle oluyor. Rakiplerini de yenemedin. Trabzon'u da yenemedin. Rakibin olmamasına rağmen şu an ligde. Ve hakem o kadar seni kollamasına rağmen yenemedin. O maçta hatırla herkes Türkiye biliyor. Alanya Samsun maçları. Uzatmalar uzatmalar yine puan kaybettin. Galatasaray maçı yani anladın mı ya burada bir terslik var. Onun için normal değil yani. Bir de bu tarafına bak. Bu öz eleştiriyi yap. Burada biz hatalar yaptık ama federasyon da bize bunları yaptı. İşte bizim hiçbir şeyimize şey yapmıyor. Deme şansın olur. Böyle oldu mu da abi kimseyi kandıramazsın. Sonuçlar bu seviyeye gelir. Yani sağdan çekmekle, ligden çekilmekle kaçamazsın bu işten. Başarısızlığını bunlarla kapatamazsın. Yine aynı şeye devam sonuna kadar. Yarın bugün yine maç kaybedecek, yine sağdan çekilecek, yine zaten bir şey olacak. Zaten Evren abi sıkıntı şöyle bir durum var. Anladın mı yani? Bir de bu o taraf var. Ha başkan şunu dese ki açıklamasında. Kardeşim bizim de kendi sahamızda yenmemiz lazımdı. Orada sıkıntı ama bize burada haksızlık yapılıyor. Sen hiçbir kendi kötü oynadığın maçı, kaybettiğin puanları konuşmuyorsun. Ve hiçbir orada hakem hatası yok. Kendi kendine kaybettin. Artına bir de lehine hatalar var. Galatasaray maçında ekstra 2 puan daha kazandın oradan. Doğru. 1 puan kazandın. Tabii. Penaltıyı ver. Şimdi o zaman da abi geldiği orada zaman... Orada 2 puan ekstradan yani, aldın. Hatta 5 puan belki. He, buna da nasıl inanıyorlar ben de onu anlamıyorum. Bunu da başkanı söylemesi lazım. Biz de buralarda hata yaptık ama buna da biz tepkiliyiz. Bu tepkimizi de eyvallah. Ama abi sen yenemiyorsun adamları. Gelmişsin. Galatasaray en az 6-7 puan önünde olacaktı bu maçları alsaydın. Bak diğer maçlarda hata olmuştur. Lehine, aleyhine, Galatasaray'a falan. Onları saymıyorum bile. Şu 4 maç seni zaten Galatasaray'ın önünde geçirmişti. Tabii. Bitirmiştin çok, yani. Sen bundan sonra da yakalayamazsın Galatasaray'ı. Yani 6-7 puan öne geçtiğin zaman. Geçemedin, alamadın, yenemedin. Geliyorsun Galatasaray şöyle. Geliyorsun TFF böyle. Yeniyorsun maça çıkmam. Oraya gelmem, buraya gelmem. Abi bıktık artık ya. Ya bu futbol nedir bu ya? Biz derbi izlemek istiyoruz. Tamam şakalaşıyoruz, espriliyoruz da biz burada az takımlar çıksaydı ne güzel bir kupa olacaktı abi. Çok güzel. Hem burada şey ligimizi oynatmıyorsun. Bak ligimiz doğru düzgün oynanmıyor. Futbol kalitesini düşürdü. Avrupa'ya rezil ediyorsun bizi. Sonra da her suçu atıyorsun TFF'ye, Galatasaray'a. En baştaki şusu sensin. Bunu da görmen lazım. Hatalı sensin. Yönlendirilen yanlış yönlendiriyor. Veya 5 yıldır zaten bir başarın yok. Bir kere de ki kardeşim ben burada hata yaptım. Şurada şunu yaptık. Bu sene de böyle olacak. Ama hep sağ dışından, hep oradan, hep buradan, hep o suçlu, hep bu suçlu. Ama buna kimse inanmaz. Yarın bir gün bak Fenerbahçeliler de inanmayacaklar. Geçsin bir ay. Kupa maçları sonuçlara göre ben sana söyleyeyim. Diyecekler niye yaptın başkan bunu? Dün de söyledim. Mahvettin bizi. Of. Senin kendi şahsi egoların, sinirin, bütün Fenerbahçe camiasını futbolda oynattırmadın. Kupaları da kaybettik. Paralar da gitti. Geçen açıklamasını duydun.
artık diyor ben şey yapamıyorum kulübün diyor şeyini. Giderleri çok fazla diyor. Anladın mı? Yani orada da bir sıkıntı var. E ne olacak? Bırakıp gidersen ne olacak? Gidebilirsin. Seneye mesela Ziraat Türkiye Kupası'na çıkmayacağız diyor. Seneye başkan var mı ki? Şimdiden onun kararını verebiliyor mu? Verdi işte. Verdi. Verdi ama verdi. Bu kulüp onun değil ki. Kulüp Fenerbahçelilerin abi. Bir şahsın değil. İşte başkanlar geçici. Onu görmesi lazım Ali Koç'un. Fenerbahçelilerin de bunu görmesi lazım. Ya da Fenerbahçelilerin de. Ali Koç'un buradaki olay bu işin biraz esprisini yaptık ama çok üzücü. Ağlanacak halimize gülüyoruz. Ve bizi bu duruma getirdi. Bizim ama hep şeyimiz şu abi. İzah olmayan şeyim izah olur. TFF Başkanı, hep Galatasaray, hep rakipler. Tabii. Hakemler. Var. Bunları bulmak çok kolay. Ben bir işe burada abi inanıyorlarsa ben ne yapayım yani? 5 yıldır aynı şey oluyor. Yine 6. yıla geldik. Yine buradan da şampiyonluğu kaybedersen ne olacak? Yine mi devam? Ya bu da sanki, çok ilginç. Sanki yani. Devam edecek gibi geliyor abi, bana. O zaman da abi olmuyor işte. Seneye Beşiktaş Trabzon'da yarışın içerisine girerse ne olacak? Hayır. O zaman daha da işi zor. Tabii. Şimdi biraz gerçekçi olmak lazım. Murat Emel demiş ki Fenerbahçe hükmen yenilir, hükmedenleri yenilmez. Ramazan Arap demiş ki Ali Koç kendi egosu uğruna. Abi bunu okumuştum. İsmail Eminoğlu demiş ki dışarı sen adam değilsin. Valla İsmail yani şimdi ya ben sana cevap versem sen değer kazanmış olacaksın. Yok önemli değil. Sıkıntı yok. O kadar kafası az çalışan bir arkadaşımız ki para bana para kazandırarak bitti mi? Yok bitmedi. Bana bana para kazandırıyor. Sence bu zeka olarak bir düşün yani. Sen de cevap ver. Yaptığın şey doğru mu değil mi? Ne kadar doğru ya da. Kadir Soysal demiş ki Galatasaraylıyım. Ali Koç Galatasaray gibi Türkiye'nin büyük takımlarından biri olan Fenerbahçe'yi rezil rütva etti. Furkan Emre Bürkük demiş ki Lamia'da havalimanı yok. Olympiakos'taki saat yol gitti. Ben de öyle biliyorum. Samet Himmetoğlu demiş ki tüm Türkiye TFF'ye kötü diyor. Tepkimizi ne zaman verecektik? İslam Çüpü'yü hatırlayın. Ali Rıza Kalcı demiş ki Ümit Hoca'yı bu kadar zor durumda kaldığı başka bir yayın görmemiştim. Birinci dakikada Icardi golü çok bozdu adamı. Hayatının en büyük hatasını bu sene Ali Koç'u savunmaya karar vermesiyle yaptığını düşünüyorum demiş. Murat Temel demiş ki ben Fenerbahçe'yi savunuyorum. Evren abi lütfen bakın. Gerçekleri dile getirelim. Çok özür diliyorum. Bitiriyorum abi. Mehmet Ünal demiş ki Bişar Evden Galatasaray Evliya Meleke Süt Liman değil mi demiş. Recep Durak Şahin bronz grubuna hoş geldin. Alfonso demiş ki siz hala Ali Koç'u anlamadınız. Ali Koç gibi birisinin bahane ihtiyacı yok. Farklı vizyonla çoğu yerdeki pisliklerle savaşıyor. Sorun futbol değil. Doğru bence de yani Ali Koç'un bahsettiği bir yapı var. Bahsettiği yapı doğru. Evet. Yani dışarıda olan futbolu karıştırmaya çalışan bir yapı var. Ona bravo, hiç şüphem yok. Bravo. Bunda hep fikrim ben Ali Koç'ta. Ama Ali Koç'un savaş verdiği yöntem ya da düşmanlarını aradığı yer yanlış. Ben ona 2 yıl boyunca dedim ki paralel Fenerbahçe yapılanması var. 2 yıl trollerini saldırttırdı bana. Bak doğrudan saldırttırdı o da biliyor. Sonra döndü 2 yıl sonra dedi ki paralel Fenerbahçe yapılanması var. Keşke sorsaydı da bu adam, bu çocuk niçin bunu söylüyor? Ben onu detaylarıyla, tablosuyla, belgeleriyle anlatırdım. Kaan demiş ki yine güzel rezil olduk. Tüm Avrupa'ya sağ ol Ali Koç. Bir Galatasaray olarak söylüyorum. Artık git hem Türk futbolu hem Fenerbahçe kurtulsun. Eğer yiyorsa ligden çekil ama yemezsen kime hava atıyorsun demiş. Son olarak da Movie Channel demiş ki çocuklar profesyonel kariyerini Galatasaray yenilerek başladı demiş. Ahmet Nakçan da demiş ki Rize maçında erkek gibi delikanlı gibi çıktık diyen İsmail Kartal nerede ne, acaba 3 gün rapor bak, almış maça çıkmamak için. Ali Koç çok güzel bir şey söyledi. Bilmiyorum bir dakika bir sonra şey söyledi. Sonra da hemen Ümit abiye bir şey söylüyor diyen kaldı çünkü. Hocam lafını sözünü kestim. Ali Koç bak çok doğru bir şey söylüyor. Ali Koç bir yapıyla paralel mi ne yapısı falan bilmiyorum da sadece Fenerbahçe değil. Türk futbolunun içinde olan bir paralel yapıyla mücadele ediyor. Ben de aynı gibiyim bunu Okan abi. Katılıyorum sadece Fenerbahçe değil. Bir yapılanma var. Var. Mücadele ediyor. O yapılanmanın da kim var başına kim yok onu da çok fazla bilmiyoruz ama o daha iyi biliyor. En basitinden bazı şeylerin farkındayız yani futbol severler olarak, taraftarlar olarak. Ya arkadaş sen sahanın içinde de güçlü ol, daha güçlü mücadele edersin. Bravo. Sen sahanın içinde bugün sahaya çıkmamakla bu sefer ne oluyor biliyor musun? Paralel yapıya güç veriyorsun. Adamlara şu anda koz veriyorsun. Senin burada sahanın içine çıkıp da o kupaları alıp mücadele edip güçlü bir kadro kurduğun zaman daha da mücadele, daha da güçlü mücadele edersin. Şimdi Evren abi çok güzel bir şey söyledi. Alanya'yı işte neydi onun ismi? Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon'u, Samsun'u o maçları kazanmış olsaydın şu anda şu maça 7 puan önde çıkmış olsaydın ligde. Bu aynı olayları, aynı sıkıntıları yaşayıp çıkar mıydın, çıkmaz mıydın? Soruyorum. Aynı olayları, aynı sıkıntıları yaşayıp çıkar mıydın, çıkmaz mıydın? Sen bir kere elindeki maçları alacaksın. Sen sahaya çıktığın zaman çıkıp güçlü olup o puanları aldığın zaman 7 puan, 9 bravo, puan, 10 puan farkla önde çıktığın zaman bu maça çıkar mıydın, çıkmaz mıydın? Çıkmaz mıydın bilmiyorum onu. Çıkardım. Yaşadın. Onu soru olarak soruyorum başkana. Ama sevgili başkanım, yani şu anda hakikaten futbolun içinde çok ciddi pislikler var. Yani futbolu farklı yerlere iddia baronları mı bilmem ne o biler mi bir şeyler. Biz bunun hepsinin farkındayız. Taraftar da farkında. Sen bunları bir toparlayıp temizlemeye çalışıyorsun. Ama sezon başı Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi
bu hakemlerle ilgili, federasyonla ilgili bir duruş sergilerken hiçbiriniz yanında değildiniz buna. E şimdi bazı şeyler önünüze geldikten sonra mı, sıkıntılar yaşadıktan sonra mı bunun farkına varıp bir tepki koymaya başlıyorsunuz? Ben kusura bakmayacaksın abi, ben şu anda futbolda sahanın içinde güçlü olduğun takdirde her bir kulvarda mücadele edebilirsin. Ama sen sahanın içinde güçlü bir kadro, güçlü mücadele eden bir kadro ve hedefe giden bir takım oluşturmadığın sürece öbür tarafa koz kuvvet versin. Çıkar yani böyle üstü kapalı bir açıklamalar yaparsın. Bilmiyorum abi, ben yani sıkıntılar var. Bu futbol nasıl temizlenecek? Nerelere gelecek? Biz böyle konularla, buralarla, bunlarla diyaloğa girmek istemeyiz ama yapacak bir şey yok hocam. Ben bir şey söyleyeyim mi son bir araya? Mesela abi, Fenerbahçeli oyuncuların bu konsantrasyonunu bozabilir mi? Bak bu etkilenebilirler. Olabilir. Onu diyorum. Yarın bir günde artık Fenerbahçeli oyuncuların da bir bahanesi var. Anladın mı? Bir bahane üretebilir. Oyuncuyuz biz. Biz üretiriz. İş sıkışınca yapabiliriz yani. Zaten takımı çekmişti. Başkan zaten ligden de şey yapıyordu. İşler bizim yapacak mı? Bu bahane olabilir futbolcular için. O kadar bu çok tehlikeli yani. Anladın mı? Bence bir an önce oyuncuların bu konuya şey olmasını, konsantrasyon eğer bozulursa, bir direnç düşerse, bir mental olarak daha da düşersen bu sefer oyuncu diyecek kardeşim zaten bu ligde başkan takımı sağdan çekti. Bizim de hakkımız yiyor. Bahane var. Bahane çok varsa bitti abi. Bahaneyi koyarlarsa geçmiş olsun. Onun için çok dikkat etmesi lazım. Şimdi Fenerbahçe oyuncular artık bir bahanesi var. En tehlikeli olay da bu. %100 katılıyorum abi. Ümit abi sen bir şey söylüyordun. Bişar, şimdi ben Fenerbahçe'den ayrılırken Aziz Başkan'la küs ayrıldım. Evet abi. Sonrasında tabii döndük. İşte Ankara Gücü'nde o zaman Fenerbahçe'yi yendiğimiz maçlar oldu. Rakiplerinden puan aldığımız maçlar oldu. Birçok şey oldu. Sonra döndük Beyaz TV'ye. Yine küstük. Ne zaman bu 3 Temmuz falan bu işler oldu. En zor zamanında hiç küslüğe, küs müyüz, barış mıyız, değil miyiz diye aması takasız gittik, yanında olduk. En zor zamanda olması gereken buydu. Doğru mu? Evet, evet doğru. Şimdi 5 sene boyunca Ali Koç'u ikinci kez, ikinci bir eleştiren benim dışımda olmamıştır. Hala 5 sene içerisinde o 5 sene için söylediklerimin amasız, fakasız arkasındayım. Ama şu geldiğimiz noktada bak yine şunu demiyorum. Haklı çok tarafı var. Bazen haklıyken haksız olduğu yönleri de var. Ama tam birleşme, beraber yani birlikte olma zamanıydı. Ben orada üstüme düşen vazifeyi yapıyorum. Sana bir Fenerbahçeli olarak. Çünkü zor zamanda ben birisinin yanında olmak isterim. Şu anda birebir husumetlerimizi bırakıp Fenerbahçe için ortak noktada buluşma zamanıydı. Yoksa 5 sene içerisinde benim yediğim küfürlerin, yeri geldi işten atılmalarımın, yeri bak o yaptı bu yaptı demem. Uğradığım hakaretlerin, çoluğumun, çocuğumun, eşimin, kızımın yediği küfürlerin haddi hesabı yok. Kim yaptıysa, yaptırdıysa Allah belasını versin. Ama bu sene özelinde bak yarası olan gücür. Ben kimseye Ahmet Mehmet yaptırdı demiyorum. Doğru mu? Tabii. Ama bu sene özelinde bir olmak lazımdı, beraber olmak lazımdı. Hatta bu kadar şey olmadan önce hep şunu söyledim. Bu sene Allah var, iyi takım kur dedim. Norşeland maçı hariç çok da öyle anormal eleştirilerim olmadı. Ama ben hep şuna inanıyorum arkadaşlar. Ben diyorum ki bakın iyi bir tarafının olduğunu inanıyorum. Bir kısmının ya bir kısmen şöyle güvendiklerine çok güvendiğini düşünüyorum. Ama bir şeye katılıyorum. Bahis olayı diyor ya, onda belki de yanındakilerinden birine çıkacak. Fenerbahçe camiasından değil yalnız bu kişi. Değil. Bak sen anladın herhalde dediğimi. Ben salak değilim. Herkes anla yani. Adaylığım. Hayırlı olsun o zaman. Adaylığımı bayramdan sonra gözden geçireceğim. Hayırlı olsun. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe başkanı yine Ali Koç. Bayramdan sonra adaylığımı gözden geçireceğim. Bu açıklama yazacağım ama bir şey bir dakika daha bitireyim. Hayırlı olsun yine aday. Ve ben en büyük üzüldüğüm noktana bak. Bak ben size çok önemli bir şey anlatıyorum. Bunu en yakındaki arkadaşa anlattım. Başkanın yanında birkaç tane kulüp başkanları var. Başkanı çok yanlış yönlendiriyor. Evet. Sen onu hep söylüyordun sezon bak, başından beri. Beyler bak inanın ben size tarihi konuşma yapıyorum. Başkanın dost bildiği bu ligde bir iki tane kulüp başkanı var. İnanılmaz yanlış yönlendiriyorlar onu. Oo büyük olay bu. Bak çok yanlış yönlendiriyorlar. Bunu ben başkana yakın bir arkadaşıma da söyledim. Ve başkan kayıtsız şartsız birine güvendi mi güveniyor. Ben başkanlığını 5 yıllık tabelaya getirip bak en fazla puan almışız ama bir kere şampiyon olamamışız. Sözünü getiren adam kimse hemen tazminatıyla beraber görevden atarım. Çünkü böyle bir hesaplama yok. İstersen 1000 puan al. Yusuf bir şey yazdım.
Maalesef her sene ayrı ayrı hesaplanır. Tamam. Evet. Yani biz Denizli'de 81 puan aldık, şampiyon olduk ama bir sene sonra 60 şampiyon olamadık ama bir sene sonra 67 ile şampiyon olduk. Ne bileyim Galatasaray, Beşiktaş 87, 88, 88 kapışıyorlardı. Biri avarajda ikinci oldu, Galatasaray avarajda ikinci oldu ya da Beşiktaş avarajda ikinci oldu. Yani bunlara bakılmıyor. Maalesef sezon sonu ligi nerede bitirdiğine bakıyorlar. Anlatabildim mi? Dolayısıyla başkanı, mesela başkana ya Urfa stadında 15 sene maç oynanmıyor. Ben bunu başkanın tek başına söylediğini düşünmüyorum. Biri başkanın önüne bunları getiriyor. Başkan da ya Urfa'da 15 senede top oynanmadığını ya nasıl bilemezsin ya? Bunu başkana nasıl söyletirler ya? Belki bunlar çok büyük hata onu, ya. Onu da aldık. Ben şimdi sana attım. Gündüz atmıştık. Ya bir tane dostu yok bu adamın ya. Yani ve yanındakilerin %90'ı kendisinin değil parasının dostu. Ben buna üzülüyorum ya. Ya bak benim zerre miskal bir beklentim yok. Bazı gerizekalılar bana dedi ki akşam atmıştı. Emre'yi kıskanıyor. Emre görev aldı da. Ne oldu oğlum, Emre de dediğim yere geldiniz. Bak Emre de dediğim yere geldiniz. Niye kıskanayım? Niye kıskanayım? Ben sonradan yani ben gidip de Florya'nın suyunu içip de oranın en büyük takımı kalsaydı buraya gelmedim ben. Ama siz maalesef bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe kongresinde bir karar alınmalı. Galatasaray'dan futbolcu alınmamalı diye. Madem bu kadar böyle almayacaksın abi. Ya da profesyonel aldık deyip onu profesyonel gözüyle göreceksin. Aldığını efsane gözüyle görmeyeceksin. Ama çok rahat kandırılıyorsunuz, kusura bakmayın. Yani ben başkan birine güvendi mi güveniyor. Bak o bahis işinde. Ya mutlaka bir tane eşine dostuna derken yanında ona yakın görünen birilerine çıkabilir bu iş. Bunları bilmiyor mu başkan? Yani başkana bunları nasıl yaptırıyorlar ya? Üzülüyorum ya. Parasıyla rezil oluyor yani. Bak başkanın çok yakın bir arkadaşı dedi ki bu şike dosyasına bakan savcı ile ilgili çok cevval bir savcıymış bu savcı diye falan söyledi, tamam mı? O arkadaşına dedim ki bak Ali Bey dedim böyle konuşuyor. O savcının kalıp kalmayacağı belli değil. 2-3 hafta sonra savcı görevden alındı. Emekli oldu, özür diliyorum. Sonra operasyon oldu hakkında. Ali Bey'in anladığım kadarıyla bu hukuki meselelerde biraz çevresi zayıf. Yani avukatları kötü demiyorum ama hani çok iyi niyetli hareket ediyor yasa dışı bahis konusunda. Ama bak söylüyorum, ekranlardan açık açık söylüyorum. Şu anda 15 bin kişi, 12 bin kişi izliyor bize anlık. Canlı yayında bir yüz binlerce insan izleyecek. Ve söylüyorum açık açık bak Sayın Başkan, yakınlarınızdan birini, ailenizden de yanlış anlaşılmasın. Sizin yanınıza yanaşıp tırnak içinde yalakalık yapan biri size dost görünüyor ama aslında siz o insanlarla mücadele ediyorsunuz. Bende bunun şeyi de var. Ve Samet bir önemli bir tweet var. Verebiliyor muyuz? Yani hazır sanırım. Ferhat Murat benim çok sevdiğim bir büyüğüm. Çok da hani siyaset camiasında ve futbol camiasında da çok sevip sayılan bir isim. Demiş ki bu akşamki tweetinde, bu akşam Süper Kupa finalinde bir rezalet yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesi gerektiğini aylar önce söylemiştim. Zaten TFF'de de kongre kararı almış durumda. Cumhuriyet'in 100. yılına düzenlenen kupanın finalinde de Suudi Arabistan'dan sonra Şanlıurfa'da da futbol severlere yapılan saygısızlıkla emeği olanlar Türk futboluna elini çekmelidir. Bana göre Ali Koç Fenerbahçe gibi futbolumuzun çınarı bir kulübü oyuncağı haline getirmiştir. Bu çok fazla iddia edilen bir söylem abi. Ve bir şey söyleyeyim mi Evren abi? Sana dönerek söyleyeyim. Bugün Samet'le bir yerdeydik. Bak Fenerbahçe isim vermeyeceğim. Bir adamın yanındaydık. Divan kurulu üyesi bu adam. Biz 2 Nisan günü neye geldik bilmiyoruz. El kaldırdık, duymadık bile neye el kaldırdığımızı. Bak divan üyesi yanlış anlama. Kongresi demiyorum. Dostun mu? Ya dostun değil ama tanışın. Mal mıymış yani? Öyle deme, mal değil. Sorgulasınlar abi. Sorgulasınlar. Eyvallah. %100. O da zaten ona sorgulamaktan kastım. Bir şeyi bir öğrenin. Ümit abi, bir karar verin, bir fikir verin. Orada sorun. O Ümit abi verin. Sorguluyor zaten. Ama diyor bir benim diyor sanki yani. Nasıl bir? Hani yok, hiç benim. Organize dedim. Olamıyorlar. Bak abi. Yok, ben onu çok kişide konuşanlar da var. O iş divan kurulu üyeleriyle önce toplantı yapıldı. Divanlar... Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Birkaç kişi konuşmuyor. Emin ol, birçoğunun derdi başkana şirin gözüküp başkan kalırsa ben yönetimde görev alayım derdiyle konuşma yapıyorlar. Bravo abi. Beyler bakın bir şey söyleyeceğim. Kusura bakmayın. Devletten kimse alacaklı olamaz. Bravo. Ne kadar güzel bir şey söyledin. Onu dedi bugün Sayın Başkan. Ya ben bunu anlamıyorum. Devlet değil. Konu devlet değil abi. Yani hani bildiğimiz devlet anlamında. Böyle dersen insanlar seni maalesef
yanlış anlar. Haklıyken haksız duruma düşersin. Yani birinin başkana dostane bunları anlatması lazım. Söylediği doğru olsa bile tutalım, ortadan dürterim, konuşma derim ya başkanım. Tamam. Bazı şeyleri söyleme derim. Tabii. Tamam. Bravo. Bak her zaman suyun üstünde yüzemez. Bazen suyun altında gideceksin. Bekle bir bekle. Bişar. Bravo. Bazen suyun altından gideceksin. Deniz sular sessiz akar. Anladın mı? Her zaman suyun üstünde gidemez. Yani şimdi bakın bütün bunları konuşuyoruz. Yani ben bunu bir şeye bahane bulmak için söylemiyorum. Vallahi billahi ben Galatasaray'ın şu çılgınca sevilmesini çok ayıp buluyorum. Yok be çılgınca sevilmem. Serhat Özal. Aynısı olmaması lazım. Şimdi konuyu değiştirmek ya istemiyorum. Ya da mesela ya şöyle bir şey. Kupa almışım Fener de yapardı aynısını Ümit. Yok. Vallahi yapar. Ama aynısı tam bir dakika. Yaparsa yapar. Burada oturduğumuzda Allah nasip ederse derdi diyorsun, aynısını derdi demese. Ama iki dakika sevindiler. Çok abartmadılar. Şimdi niye biliyor musun? Yani. O 19 çocuklarına şey. Ama şöyle bir şey. Bir senin taliplere kapılmaman lazım. Mesela ne diyor? Dursun Özbek konuşuyor. İddialı olmamız lazım. Konuşuyor. İddialı olmamız lazım. Bazen ya haklı olduğu çok konu varken haksız duruma düştü başkan. Çok haklı olduğu konularda çok haksız duruma düştü. Yanlış yönlendirdi. Şimdi oraya bir tane kongre üyesi çıkıyor. Bak şimdi. Bizim devletten alacağımız var. Deme kardeşim böyle. Deme. Hani başkan sıfatıyla diyebilir. Tabii. Sen deme. Sen adamı gaza sen getirmeyin. Bravo. Adamı doldurmayın. Yarın bu işin zararını Fenerbahçe görecek, adamcağız görecek. Bravo abi. Siz iki gün sonra gelen başkana şakşak yapacaksınız. Maalesef. Bir tanesi var işte biliyorsun. Anladın mı? Oldu sonra aynı gün. Ve net bir şekilde bu hangi kulüpte olursa olsun. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Siyasette, futbolda, antrenörlükte. Abi 70 yaş üstünü kapatın artık. Gençler gelsin abi. 70 yaşından sonra herkes çekilsin abi. Bense bu kadar olmaz. Hangi meslekte olursa olsun, hangi alanda olursa olsun. Öyle bir şey yok. Biraz gençlere açın abi. Gençlere yol açın. Yani böyle olmaz yani. Hangi işte olursa olsun. Kusura bakmayın. Belki biraz sert oluyor ama olmaz yani. Yani ben insanların ağzına şey vuramam. Ne derler ona? Pranga. Pranga vuramam. Pranga ama vurulur abi. He? Gem vuramam ne diyorsun? Neyse işte. Şimdi abi olmaz yani. Kalkıyorsunuz orada. Adamı kasa getiriyorsunuz. Nasıl diyorsunuz? Koş diyorsunuz. Her şeyi söyler diyorsunuz. Ona bir şey olmaz diyorsunuz. Emin olun bu işin sonunda zarar gören bir tek Fenerbahçe ile Ali Koç olur. Diğerlerine hiçbir şey olmaz. Başkan da yani üzüldüğüyle ve harcadığı parasıyla kalır. Adama biraz dost olun. Adama gaz vermeyin. Ben bir tane itidalli şöyle çıkın. Ya başkan güzel bir dille. Benim böyle bir diyaloğum yok. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Benim başkanla diyaloğum olsa mesela bugün aldığı kararlardan mesela herhangi kararlardan inanmasam yapmaması için elimden geleni yaparım ama ona birebir. Abi siz ya veriyorsunuz de, abi. Gazprom gibisiniz. Veriyorsunuz adamcağıza gazı. Ya bir de yapmayın hocam, abi hocam ya. Bir şey soracağım işte 5 senedir. Süper yanlış mı konuşuyorum abi? Yüz haklısın. Yani Evren doğru abi. Doğru söylüyorsun. Doğru. Bir tweet de var ona da geleceğiz. Furkan Özyılmaz demiş ki Bişar abi spor medyasındaki en özel kişisin, analiz ve mizah tarzında sporu güzelleştireceklerdensin. Negatif yazanlar normalde karşına tek kelime edemez. Estağfurullah Furkan. Çok teşekkür ediyorum. Utandırdın beni. Hakikaten samimi söylüyorum. İvan demiş ki iyi ki Galatasaraylıyız. Ya olmasaydık Allah korumuş. Cemil Başaran teşekkürler. Aykut Macit demiş ki bu yapılanmaya anca böyle başlayabilir. Çünkü sana saadet kazandırmazlarsa taraftarla Ali Koç karşı karşıya getiriyorlar. Ümit Kaptan'ın biliyorsun sen demiş. Kubilay Genç teşekkürler. Recep Durakşahin teşekkürler. Cemil Başaran demiş ki Fenerbahçe maça çıkıp kazanmalı, kupayı almadan dönmeliydi. Think Simple demiş ki Ümit abi Ahmet Ercanlar seni çok yönlendiriyor demiş. Yani daha doğrusu şöyle demiş, ben çeviriyorum biraz abi. Net oku. Tam oku da ben de doğru cevap vereyim. Ahmet Ercanlar seni çok yönlendiriyor. Ali Koç tam da bu zamanda eleştirecektin. Kendin bana kalırsa bugün söylediklerinle tamam, geçmişte söyledikleri çelişiyor. Ama bu araya sana bırakayım. Bunu unutma. Tamam. Unutma abi. Yine sana bırakayım. Konu Galatasaray değil. Biz seni doğru olduğun için seviyoruz demiş Tinkle Simple devamında. Recep Durakşahin teşekkürler. Serdar Dumanlı teşekkürler. Soner Gülüm demiş ki sezon başı oynama için Fenerbahçe'ye itiraz etmesin diye ağzını kapatan mı olmuş? Aziz Yıldırım mert adammış. Anladım, incinmişsin demiş. Yunus Emre Korkmaz ne diyor? Bir şey anlamıyorum. Kime demedi, diyor? Sana demedi abi. Ya ben genel bir söylemiş. Kim neye incinmiş? Galatasaraylılara söylemiş abi. İncinmişsiniz demiş. Yunus Emre Korkmaz demiş ki Ali Koç tekrardan başkan olabilmek için Fenerbahçe'yi rezil rüsva etti. Yazıklar olsun. İnşallah Aziz Yıldırım gibi delikanlı bir başkan gelir. Oğuzhan Verdi demiş ki Ümit Kaptan anlatsın. Aynı yapı milli takımda karşısına çıkmadı mı? Terim dönemini anlatsın. Galatasaray'ın UEFA'yı alan kadroda adam kalmadı FETÖ'de.
İktidar Fenerbahçe'yi doğrudan hedef alıyor. Ali İsmail Korkmaz'dan beri süre gelen mevzu bu. Hüsamettin Akçan demiş ki Ümit Koç attı, tweet atmış ilk defa hakem maçta hata yapmadı diye. Hakem Fener lehine çalmaya zaman yetmedi yoksa lehine hata yapardı, haklı demiş. Preydot demiş ki Ali Koç Olympiakos maçını bahane ederek maça çıkmadı. Peki perşembe günü Olympiakos yenilirse suçu kime atacak? Kendisi hariç evet, herkesi suçlayacak. O kritik işte. Evet. Ümit abi sen sözün bitmişti galiba. Evren abi döneyim mi? Tamam dön. Yok şeyi düşünüyorum. Şimdi 3-0 hükmen 2 maç 2 sene Türkiye Kupası'na katılmıyormuş değil mi? Senin de aynen bin... öyle. Ya bir tweet vardı onu da verebiliyor muyuz? Sağdan çekilmedi tabii oyuncular ceza almayacaklar. Yok. Ama bu ha? Net değil mi? 3-0 ve 2 yıl Ziraat Türkiye Kupası'na katılamayacak. Evet Urfa. Urfa tweet'i. Urfa tweet'ini alalım. Ya bunda bir puan silme falan olmuyor mu? Yok. Puan silme yok abi. Puan silme yok. Çünkü Süper Kupa müsabaka talimatında doğrudan madde var. Altı bir kaldırabiliyor muyuz? Ali Koç. Yani neyse tamam sıkıntı yok. Ümit abi, Okan abi, Evren abi. Ali Koç, Urfa stadında yıllardır top oynanmıyor. Allah bilir temel atma parasını da bizden isterler. 3 gün önce. Bugünkü söylemi Süper Kupa'nın Şanlıurfa'da oynamasını biliyorum. Aynen ya öyle dedi bugün canlı yayında. Biz istedik dedi. Ya işte abi burada. Hoca çok güzel söyledi. Şimdi bir ay önce iki ay önce konuşmalarıyla şu konu hepsi çelişiyor abi. Bir ay değil. 3 gün. Ama bu 3 gün ay fazla daha önce gün. Ocak Şubat aylarında da konuştuğu onlar şeyler var ya. Onlar zaten hani onlar artık açık. Hiçbir birbirini tutmuyor abi. Yani Ümit'in dediği konu o. Yani yönlendirilme, önüne gelen bilgiler, konulara hakimiyet yok. Bir konuya saptırmış, biz kupayı alacağız. Nasıl olursa alacağız. Her yol mübah. Dedi ya zaten. En tehlikeli olay bu. Fıtratımızda olmayan şeyler yapacağız diye. Şimdi abi, Fenerbahçe'nin bugün de aynısını bunu dinledi. Canlı yayını izlediyseniz. Süper Kupa'nın şahı biz önerdik dedi. Ama işte orada yıllardır top oynanmıyormuş. Öyle de öyle bir açıklama öyle yaptı. Yani işte burada o Ümit Hoca'nın dediği olaya geliyor abi. Konuya hakim değilsen, hakim olanlar sana bilgi verecek. Veya onlar konuşturacaksın. Anladın mı? Yani maçtan önce saldırtmayacaksın. Bu olayları konuşturacaksın ki konuya hakim o. Tabii. Bu öbür türlü de bakıyorsun ki bu sefer üstten görünüm dolu ama alt taraf boş gözüküyor. Ben şimdi bir şey söyleyeceğim de biraz ağır olur. Söyleme istiyorsun. Sen de abi. Çok ağır olacaksa söyleme istiyorsun. Yani şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Bu siyasette de böyle bir şey değil mi? Böyle değil mi bu işler arkadaşlar? Siz daha iyi biliyorsunuz. Her şeyi Cumhurbaşkanı konuşuyor. Sağlık Bakanı konuşmuyor. Öbürü konuşmuyor. İnsanlar örnek alıyor kardeşim. Kulüp başkanları da örnek alıyor. Ya bu kulübün bir sözcüsü olur, bir basın sözcüsü olur. Bravo. Her şeyi başkan konuşamaz ki. Her şeyi o bilemez ki abi. Kusura bakmayın yani. Herkesin bir alanı, herkesin bir bölgesi vardır. Ya bu böyledir ama yani. Şimdi ben size bir şey söyledim. Bu ülkede 3 tane lider var. Bak. Lider olmak illa mükemmel insan, mükemmel her şeyi ama lider liderdir. Liderin iyisi de olur kötüsü ama liderdir. Liderdir bravo. Siyasetçiler Tayyip Erdoğan'ı kızarlar, nefret ederler. Onu taklit ederler. Kulüp başkanları Aziz Yıldırım'dan kızarlar, nefret ederler. Onu taklit ederler. Antrenörler Fatih Terim'e kızarlar, taklit eder. Şey yaparlar onu taklit ederler. Böyle ama. Ümit böyle. Abi, yani arada... bir şey geldiği zaman bir şey şurada bile konuşurken düşün ya önüne bir şey getirirsin. Ya şimdi 3 gün önce bunu ya başkan bunu kafasından konuşuyor. Kimseye sormuyor. Başkana birini demesi lazım. Başkanım sen 3 gün önce burada 15 yıldır maç oynanmıyordu. Şimdi stada bize önerdik desen bir anormallik olur diye bunu mesela gözden geçiren bir... Böyle adamların danışmanı olması lazım Bişar. Ya bu danışmanlar yanlış yönlendiriyor ya danışmanı yok ya da bu haber yalan. İsmail Hayta demiş ki Ali yok ben ikisini kulağımla dinledim. Ali Bey keşke başladığı çizgide kalabilseydi. Ne efendi ne kamadayı olamadı. Olamadıkça da önce kendine sonra Fenerbahçe'ye ve Türk futboluna zarar verdi. Bence mükemmel bir yorum. Bence de. İlk Cihat Yazıcı çok aman hoş geldin bronz grubuna. Bir şey daha vardı benim baktığım. Fenerbahçe'nin açıklamasını verelim. Fenerbahçe'nin bir açıklaması var abi resmi hesaptan. Bu arada dur bir dakika verme bekle. Son dakika. Okan Buruk Fenerbahçe'yi mağlup ettiği şehirlere bir yenisini ekledi. Rize, Diyarbakır, İstanbul, Manisa, Şanlıurfa. O ne demek? Ne demek o? Bugün o takımlarla yenilmişti. Bak bugüne kadar Fenerbahçe'yi Rize'de yenmiş, Diyarbakır yenmiş, İstanbul'da yenmiş, Manisa'da yenmiş, Şanlıurfa'da yenmiş. Diyarbakır'da nerede yenmiş? Futbolcuyken. Yok ya Akhisar'da. He, ha kupa filan. Diyarbakır'da mıydı o kupa? Evet. Her yerde. Hakikaten gerçek bir Fenerbahçe düşmanı. Düşmanı değil canım. Niye öyle diyorsun abi? Ya Fenerbahçe'ye karşı rekor kurmayı çok seviyor. Ya düşman gibi davranıyor. İnsan düşman olmasa bile yapar mı ya? Evet. Olur mu? Ha, o sağ anlam düşmanı rakibi değil yani. De. Düşmandır rakibi. Rakibi olarak. Ama insanın düşman şimdi farklere çekerler şimdi. Sen demek istediğin ben anladım. Ben de senin dediğini anladım. Ya bir de şeyi özürüyorum. Ben her şeyi doğru biliyorum değil konusu da. 5 sene eleştirdik. Ana avrat küfür yedik. Şimdi yanındayız. Yine küfür yiyoruz. Ya demek o zaman eleştirdiklerimiz hepsi doğruydu. İnanmadınız. Bari tamam ben demiyorum hep haklı ama. Ama sen şu an Fenerbahçe'yi şey yapıyorsun. Tabii ama her yani. Her zaman öyleydi zaten de. Şimdi daha çok Fenerbahçe'si. Ben şimdi şuyu anlamadım Evren abi. Yani şimdi
Bak ben tek kızdığım şu. Sen zaten bütün eleştirini söyledin bu 5 yılda adamla ilgili. Ligden şey çekilme olsaydı. Mı? Yani çekilme değil de bu maça çıkma düşme olsaydı. En azından bir tutal yanım olurdu. Şimdi Allah korusun ilk puan kaybettiğinde, puan farkı 5'e indiğinde kimse Trabzon'da yapılanları hatırlamayacak. Kimse otobüs tamam. kurşunlanmayı bir daha hatırlamayacak. Hemen istifa diye bağıracak. Yani ona bu fikirleri verdirenler var ya, başkanın bir an önce bırakıp gitmesini, başkandan kurtulmak isteyenler. Artık diyorsun. Yani. Ya ben şunu anlamıyorum. Mesela hocam şimdi sen bak bunları söylüyorum. Bizler de yıllardır anlatıyoruz 4 senedir. Şimdi başkan bunun farkında değil mi? Bunlar eğitimli görmüş insanlar. Ha futbolun içinde miydi? Daha önce Az Yıldırım zamanında Az Yıldırım'dan bir şeyler öğrenmedin mi? Ya en azından al kardeşim Fenerbahçe'yi bilen tanıyan Ümit Özat gibi, Rıdvan gibi. Hayır yok abi. Olduğundan demiyorum. Benim görüşüm senin olur olmaz beni ilgilendirmez. Ümit Özat gibi Fenerbahçe'yi tanıyan, bilen, camianın dinamiktin. Al futbol aktı olarak yanında bulunsun. Sizce ya. Türkiye'deki bazı kulüp başkanları Ali Koç'ta niye samimi? Niye? Reklam için mi? Yoksa ya sponsor için mi? Sponsor abi olsun. Ya sponsor alsın diye ya. Bravo. Herhalde. Bunu anlamıyor abi. Ya. Ben bunu anlamıyorum ya. Bundan dolayı yanındalar diyorsun. Evet abi. Yanlış her sene benden bir oyuncu alsa nasılsa yırtarım diye yanındalar. Abi 3 milyon bunu... euro, 4 milyon euro alsan. Bitti. Ya bütün ligi... Şimdi söylüyorum. Bakın Karagümrük'te bir oyuncu var Levent Mercan diye. Karagümrük'te bir oyuncu var Levent Mercan diye. Büyük takım oyuncusu falan değil ha bakın. Alsınlar onu ben size. Bak ben size söyleyeyim. Büyük takım oyuncusu falan değil. Bak bir kere daha söyleyeyim. Ben beğeniyordum. Yani Fenerbahçe'de öyle sol bek oynamak falan öyle. Ha alıyor musunuz? Ben size söyleyeyim. 500 bin euro alıyorsanız alın. 501 bin euro etmez. Bak söylüyorum. Bak ne demek istediğimi iyi anlayın. Çünkü niye bazı kulüp başkanları başkana yakın? Başkana değil. Başkanın parasına yakınlar. Başkan her sene bizden bir oyuncu alsın da biraz düzelelim diye. Abi şampiyonluk 3 milyon euro. Ve onların hepsi. He? Şampiyonluk 3 milyon euro. Ya hepsinde bir futbol satıyorsun 3 milyon euro. Şampiyon olmuş gibi. Her birine bir tane alıyor zaten. Alsa 15 tane yapar. Takım. Onları var ya. Her birini alıyorsun. Yani şimdi orada ağzından da kaçırdı başkan. Kulüpler Birliği buluşacağız dedi. Demek Kulüpler Birliği de bırakmadı. Gidiyor yok, yani. Yok zaten bırakmadı. Buna ya. Buna dönüyor. Bırakmadı şimdi ya. Ne oluyor abi? Ligden çekildin çekilmedin. Yok. Bırakacağım bırakmıyorsun. Şimdi de dönüyorsun. Yani abi burada da bir tutarsızlık var. Hiçbir dediğini yapmıyor Cihan yani. Tatlı demiş ki Bışar konuş. Ali Koç'un dediğin derdinin Fenerbahçe olmadığını, en büyük STK olan Fenerbahçe'nin ülkenin siyasetinde hükümetse hükümet, devletse devlet, sokak savaşsa savaş diyerek kime ne mesaj verdiğini konuşmuşar demiş. Ömer Çey demiş ki çekilmek iyi bir korunma yöntemi değildir. Mahrum İkkar'dır. Bismillah. Jeff Sticker demiş ki Fenerbahçe sağdan çekilince büyük ekşinin yüz ifadesini gördünüz mü? Ne kadar sakin olsak da içimiz yanıyor. Gülüyordu. Çabi Hernandez teşekkürler. Ali Bey de gülüyordu. Hayır hayır. Tabii. Mehmet Büyükekşi şimdi rezilliğine gülüyor. Onu anlatmaya çalışmış. Anladım. Şimdi, abi öyle Fenerbahçe'nin açıklamasına girelim ki. Mi? Bir Fenerbahçe'nin son dakika ya bu federasyon rezilliği değil bu. Türk futbolunun rezilliği. Bravo. Avrupa'ya rezil olduk biz. Sadece bütün takımlarımız, futbolumuz. Bravo. Abi. Yani buradaki maalesef. Amaç ne abi? Bizi rezil etmek. Abi rezalete bak ya. Hakem performansları. İstanbul sağdan çekildi. Ankara Gücü Başkanı hakem darp evet. uyguladı. Arabistan'da maç oynanmadı. Hı. Trabzon taraftarı futbolcular birbirine girdi. Yani Fenerbahçe sağdan çekildi. Daha ne evet, olacak bu adamın burada kalma sebebi ne? Yani niye kalıyor burada ya? Bir an önce tamam, gitmesi gerekiyor. İşte onu diyorum ya. Futbolun içindeki federasyon başkanı var. Yani onun döneminde olan bir şeyler bunlar. Bu adamın hala orada durmasını kaybedecek bir dakikası yok abi. Bir an önce bırakıp duracak. Gitmesi lazım. Rüzgar Mat demiş ki Ali Koç hayatı boyunca ailesinin ve parasının forsunu kullandığı için Galatasaray'ın demir yumruğunu yiyince ne yapacağını şaşırdı. İyi yayınlar. Abilerim Çabi Hernandez demiş ki Galatasaray çok büyüksün. Okan Koç'u bile Fenerli yaptık. Fenerbahçe SK demiş ki Fenerbahçe Spor Kulübü. Resmi açıklama abiler. Kazanmak için değil doğruları savunmak için sahaya çıktığımız bugün de tavrımızı özetlemek adına vurgulamak istediğimiz şey şudur ki sadece futbolda değil, yarıştığımız her branşta 117 yıllık mazisiyle Türk sporuna hizmet eden, müzesinde alın terinin, emeğin izlerini taşıyan binlerce kupası olan, 30 milyon taraftarıyla ülkesinin milli değerlerini benliğinde hisseden, dünyanın en büyük spor kulübü olarak dün olduğu gibi bugün ve yarınlarda da dik durmaya devam edeceğiz. Fenerbahçe dik duracağız diyor. Ya sahaya çıkmamakla mı dik duruyor? Öyle anlamıştım. Yani tamam da şimdi burada sahaya çıkılmayacak bir sebep yok abi. Biz onu söylüyoruz. Ha onlara göre var. Tabii ki de olabilir. Ama şu anda yani senin sahaya çıkmama gibi bilmiyorum. Yok, bu açıklamalar. Yok dediği gibi ligden çekilseydi orada daha bir dik duruş yaptı. Tarihe fırsat geldi abi. He. Yemin ediyorum var ya. Niye çekilemedi yani, peki hocam? Bir alt ligde oynayacaktı. İki maça çıkmayacaktı. Bir alt ligde düşecekti. Sonra da düştün düşürüldün önemli değil. Juventus aynısı oldu. 7 sene çıktı küllerinden doğdu. Sen bir gitseydin bakayım. Bugün ben sana bir şey söyleyeyim. Bugün yayıncı kuruluşun bütün sponsorları geri çekilmiş mi? Ben öyle duydum. Öyle şey öyle söyle. Ben yani söylentiler var. Bu maçla ilgili. Evet, öyle söylentiler şimdi var. Sen bir alt lige git bakayım. Bu lig, Süper Lig'de sponsor mu kalır? Ha, bu lig'e bir tane sponsor mu kalır? Onların tazminatını Fenerbahçe mi ödeyecek? Tabii.
Ve sen misal veriyorum şu maçta sponsor biri de belki sponsorluk alacaktı. Tabii canım. Tabii canım. Hepimizin yani zararı var bunun. Hepimizin zararı var. Yani. Fenerbahçe'nin bir altlıkta oynamasının sana bana zararı yok mu? Olmaz olur mu? İkiniz gidiyor abi. Tamam o zaman da diyeceksin ki çık git bir altlıkta oyna. Bak bakayım sensizliği bir... Hakikaten söyle bak Fenerbahçe'si Galatasaray, Galatasaray Fenerbahçe olmaz. Anlamı yok. Anlamı yok. Fenerbahçe ligde kalsa Galatasaray aynısını yapsa onlar için de aynısını söylerdim. Bravo. Onlar. E şimdi o zaman ne olacak abi? Bir de şöyle düşün. Düştün altlıkta. Sponsorlar sana daha fazla veririz. Ne geri çekilmesi demiş. Düştün. 300 milyon euro gelirim var. Eyüpspor'un 5 hafta kala çıktığı yerde, 3 takımın çıktığı yerde sen 10 hafta kala çıkmayacaksan Eyüpspor harcamış 600 milyon TL ne eder? 20 milyon euro. Sen 50 milyon dolar harca. Ya çıkmazsa? Ya mümkünatı var mı bir şey? Niye abi? Ya yok abi. İlk şampiyonluğu şimdi sana 3 takım çıkacak. O zaman bak ya çıkmazsa var ya facia evet, orada evet. Zaten. O zaman bütün bu konuşmalarınız boşa çıkar. Ben aslında neden bu boşa çıkacağını düşünüyorum biliyor musun Nedim abi? İnşallah böyle bir şey olmaz. Allah biliyor. Geçti o. Yapamaz. Başka bir şey. Allah biliyor ya. Herkesten daha çok istiyorum. Çünkü bak her şeye geç. Galatasaraylı Fenerli'yi geç. Fenerbahçe yarı final oynarsa benim yayınım daha çok izlenir. Allah korusun. Olympiakos'a elenirsen. Sonra da Galatasaray'a deplasmanda yenilerek şampiyonluğu kaybedersen. Ya da oraya 4 puan farkla gidip zaten şampiyon olamadan gidersen ne olacak? Bu senaryo olabilecek en kötü senaryo. Bak hiç kimse konuşmuyor. Bence kongrede böyle bir karar alacaktı. Sonrasında çıkar yine bırakırız demişti. O zaman devam etmese de kimse itiraz etmezdi. Yani zaten bırakacağım demekle de hani böyle biraz sanki kendini bağlamış gibi oldu. Düş 300 milyon euro bütçem var 50 milyona çık 250 milyonla borcunu kapat lige tekrar borçsuz çık. E şimdi Galatasaray diyorlar ki bankalar bile borcunu kapatacak. Oradan sonra çıkacak diyor. Yani böyle bir yaptırım yapmazsan nasıl olacak abi? Bu bir yaptırım yani net bir yaptırım değil bu. Ben söyledim beni çok açıkçası bu yaptırımdan çok tatmin olmadım. Çünkü niye? Şeye benziyor. Mesela diyelim ki bir açılış var. Ben Bişar'ı açılışa çağırmıyorum. Zaten Bişar'ı sevmiyordum ki niye çağırayım? Örnek veriyorum. Evet. Abi bu kupayı zaten lanetli kupa olduğunu söyleyip bu kupaya çıkmamanın bir anlamı var mı? Bir Ümit abi tek alın Evren abi yazısını yazacak. Bu kupa zaten gelecek. Lanetli bir kupaydı. Çıkma çıksan ne olur? Çıkmasan ne olur? Süper Lig değerliydi. Yani Süper Lig'e çıkmasan diğer bütün lig takımlara yani hakikaten gelir olarak da zarar vermiş olacaktın. Ligin marka değerine de zarar vermiş olacaktın. Fenerbahçe'si bir Süper Lig'in ve hatta 20 yıl sonra Galatasaray mı şampiyon oldu, Beşiktaş mı şampiyon oldu, Trabzon mu şampiyon oldu? 20 yaşına gelen bir çocuğun 2024-2025 sezonunda Trabzon şampiyon olmuş ama baba bu sezonun niye Fenerbahçe yok diye soracağı bir şey olacaktı. Gel Samet işte. Yani böyle bir fırsatı kaçırdı bana göre. Kaçırmasının nedenleri de zaten belli. Abi ne olacak yani kimse kusura bakmasın yani. Acun'un çıkıp konuşma yaptığı bir kongreden ne hayır beklersin abi çıkmış hakemin yaptığı hataları anlatıyor. Çık Acun Efendi hakemlere güvenmiyorum deme. Onların başı Mehmet Büyükekşi'ye güvenmiyorum de. Diyemezsin. Diyemezsin çünkü ortak noktalarınız var yani. Diyemezsin. Kusura bakma. Gitmişsin uysal koyun gibi hakemleri eleştiriyorsun. Desene ona dersen çünkü onu getirenlere karşı haksızlık yapmış olursun. Yani onları kırmış olursun. Bırak bu işleri. Adama böyle gaz veriyorsunuz. Yürü başkan, yürü başkan. Adam arkaya dönüyor bakıyor kimse yok. Hepiniz Fenerbahçe taraftarına şirin gözüküp ileride bu kulübe başkanlık yap. Bak bu kulüpte görev almak derdindesiniz. Çıkın bu adama doğruları söyleyin abi. Sabah akşam yanınızdasınız. Yani bir yerde dedin ki başkanım bak bunu böyle yapmayalım. Tam belki hatalısın diyemiyorsunuz da en azından bunu böyle yapmayalım deyin. Filmin sonunda bu işin en büyük zarar göreni Fenerbahçe ile Ali Koç olacak. Siz yine kenarda en büyük Fenerli olarak kalacaksınız. Ben öyle düşünüyorum bir şey. Abi ben hemen süper şey dedim. Senin bu söylediğini yorumlamak istiyorum aslında. Cihat Yazıcı demiş ki Evren abi Ümit Özat'a sormak istiyorum. Ali Koç taraftarının üstünde atlamadığımda tribün taraftarının mahremi değil miydi? Hala bu adamı destekliyorlar. Candaş demiş ki Fener'in yaşadığı haksızlıklara lafım yok. Fakat tepki koymak için biraz geç kalmadılar mı? 2011'den bu yana aklınız neredeydi? Galatasaray gerekirse düşünceme Galatasaray'ın gerisini düşüncem akıllarına geldi. Artık 28-48 şampiyonluk bulurlar. Rüzgar Mat demiş ki ne Fenerbahçe camiası ne Türk futbolu Ali Koç'un zerre umurunda değil. Şu an yalnızca şahsi itiraz ve egolarının peşinde. İsmail Ayta demiş ki stresimizi atmak, rahatlamak için izlediğimiz bir sporu bile stres kaynağı haline getiren, bu tohumu nesillere taşıyan hakları aklımı helal etmiyorum. Escobar demiş ki gözlerime en yaş geldi Ümit abi hak etmedik bunu. İsmail Ayta ben de tam olarak bunu söylüyorum Ümit abi, Okan abi. Tam olarak diyorum ki bak futbolun amacı ne? Eğlenmek. Parayı sen kazanıyorsun futbolcu olarak. Ben taraftar olarak ne yapıyorum? İzleyeyim, gözüme hoş gelen bir şey olsun. Bundan bir keyif alayım. Ya da Avrupa'da ne yapıyorlar? Ya. Çoluğuyla, çocuğuyla
gidiyorlar izlemeye. Bizde öyle bir şey yok zaten. Mümkün değil. Ortam çok gergin. Ya açıp bizi izlesinler. Biraz eğlendirelim insanları diyoruz. Ya sen ciddiyetsizsin falan diyenler oluyor. Ya o ben ciddi konuşsam senin anlayacak kapasiten yok. Yanlış anlama. Bravo. Benim amacım burada kalkayım. 2 dakika insanları eğlendireyim. Ben hani kasta duruşmada neler konuştuğumu burada anlatsam saçma olur. Yanlış anlama. Bunlar çok teknik bir şey. Gerek de yok zaten. Eğlenelim, gülelim. Futbolun eğlence tarafına bakalım. Ama öte yandan iğneyi kendimize çuvaldızı başkasına. Bütün kulüplerimiz için söylüyorum. Ali Koç'un söylediklerinde haklılık payları yok mu? Var. Gerçekten de Fenerbahçe'yi de var var. Galatasaray'ı da ötekileştirip ligi dizayn etmeye çalışan birileri mi var mı? Var. Bence de var. Ben bunu hep söylüyorum. Ama yapamazlar. Ali Koç'un yöntemi yanlış. Sayın Ali Koç'un yöntemi haklıyken haksız duruma düşüyor. Bazen. Konuşmaları bazen. Yanlış. 3 günde bir farklı cümleler kuruyor. Bu bir lidere yakışmaz. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı öngörüde olmak, basiretli olmak zorundadır. Aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Yani büyük resme baktığımız zaman Sayın Ali Koç'un bu, o kadar çok hatasını görüyoruz ki. Haliyle ne oluyor? Bu sefer eleştirince diyorlar ki niye eleştiriyorlar? Yani bir de öyle bir güruh var. Yani biz eleştiriyoruz, sen niye eleştiriyorsun kardeşim? Çünkü ben eğer objektif olduğumu iddia ederek eleştirmezsem Ali Koç'u hata yaptığı zaman, o zaman ben adam değilim. Kendi adıma konuşuyorum. Ya da Dursun Özbek hata yaptığı zaman, Erden Timur ligi bitirmeyi dediği zaman eleştirmezsem ben adam değilim. Bunların hepsini eleştirdim. Ben sen eleştirdim. Biz de eleştirdim. Kara mizah yapıyorum. Tabii. Şaka yapıyorum üzerlerinden. Bak iddia ediyorum belki onlar rencide oluyorlar diye en çok uyuz bana oluyorlar. Ya bizi niye böyle alay ediyor diye. Dedim, tabii ki alay edecek, şakalaşacağız daha doğrusu. Amacımız eğlenmek. Ama bir de yoksa, şunu yapıyorsun keşke sen. Çok özür diliyorum. Keşke şu maçta çıksaydı, Icardi 2 gol atsaydı, Edin Dzeko da 2 gol atsaydı. Biz şunu konuşsaydık. Penaltılara kalsaydı. İkisi de 2 tane attı ya. Aynen. Ne kadar kaliteli bir oyun. Sizce biz bunu istemiyor muyuz? İnanın ben sizden daha çok istiyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ama olmuyor. Bir taraftan bir yönetici konuşuyor. Öte yandan öbür yönetici konuşuyor. Bu yöneticiler zaten ortamı çok geriyor. Hayır bir de şu konuda çok hassasmışlar mesela. Bak ben de bunun farkındayım. İyi giderken, takımlar hedefe giderken, şampiyonluğa giderken o esprileri yapıyor. Yani kötü tabii. Giderken yapmıyor. Çok fazla da değersiz de belaltı da girmiyor. Yani burada arada bir espri de yapacağız. Bak sonuçta Büşer'in çok güzel bir şey söyledi. Biz burada federasyonda, başkanlarda, yöneticilerde, hocalarda, Beşiktaş'ta, Fener'de hepsini eleştirdik. Eleştiriyoruz. Bak hocam ne güzel söyledi. Ali Koç'u yanlış yönlendiriyor. Yıllardır da söylüyoruz. Hoca da bunun farkında. Ben her zaman söylüyorum kardeşim kulüp başkanlarının yerinde olsam, ben bir başkan olsam, futbolun içinden gelmiyorum, oynamamış, topa dokunmamış bile olsam yanıma kimi alırım? O camiaya mal olmuş insanlar alım. Ali Koç'u hem danışmanları hem futbol akılları yanlış yönlendiriyor. Bugün bu maça çıkmamasının sebeplerini birçok konuda haklı olduğu konular da var. Bunları da değerlendirdik söyledik. Ama yani tamam Galatasaray belki Avrupa'da kupa tur atlamış olsaydı bu maç ertelenir miydi? Ertelenirdi. Bu da gücüne gitmiş olabilir Fenerbahçelilerin, Fenerbahçe camiasının başkanı ama maalesef bu yapıyla bu şekilde değil. Nasıl mücadele edersin? Sahada güçlü olacaksın. Sahada iyi bir kadro kuracaksın. Şampiyon olacaksın. İşin en güzel yanı İçeride Fenerbahçe dışarıda şu vurarak anda, gideceksin. Bak, o zaman mücadele eder. Evet onu söylüyorum. Galatasaray formda. Davaya girmiş. Sen şu maçı yensen bak. Sen şu maçı yensen Galatasaray'a karşı. Psikolojik üstünlük de senin eline geçecek. Galatasaray psikolojik olarak dağılır. Evet. Dün söyledim ben onu mesela. Yani, dağılacak. Maçın psikolojisi. Ay, niye olmasın hocam? Sonuçta şimdi Fenerbahçe sosyal medya o tribünler bir taraftan. Anlamı kalmadı. Okan, ay, yok hocam bak Fener Galatasaray Beşiktaş Trabzon kaldırımda bile oynasa bile bu şu andaki eskiden taraftarda psikolojisi olur da oyuncuda olur. Olur hocam olur. Oyuncularda da olur. Etkiler. Yani o sosyal medya. Çünkü eskiden sosyal medya bu kadar aktif değildi. Gazetelerde okuyordu. Şimdi her yerde futbolcu açıyor bakıyor abi ne oldu yenildik işte. Etkileniyor. Ha bu seviyedeki oyuncular etkilenir mi? Etkilenir tabii bak, ki. Bak Cihan Tatlı ne demiş Okan abi? Aziz Yıldırım Metlis'te yatarken bu takımın taraftarlarıyla FETÖ'yle mücadele ederken Ali Koç ailevi sebepleri bahane ederek Fenerbahçe'nin hakkını neden savunmadın? Güzel insanlar sizlerden cevap bekliyorum. Vallahi Cihan Tatlı bu bende de hep bir soru işaretidir. Ben bilmiyorum Ali Başkan yani. Neden? Ha ilk bir yıl kaldı ama. Allah var. Yani ilk bir yıl kaldı. Ben çok yakın neye takip kaldı? Etmediğim için bunu yönetici olarak kaldı Nihat Özdemir'le beraber. İkisi kaldılar. Aslında çok ön plana çıkmışlar. Hoca daha iyi bilir. İkinci yılı da Aziz Yıldırım cezaevinden çıktıktan sonra yöneticilikten istifa etti Sayın Ali Koç o dönem. Daha doğrusu devam etmedi. Öyle bir hatırlıyorum. Kongrede yönetici olmaktan işlerin yoğunluğuyla ilgili bırakıyorum dedi. İşlerimin yoğunluğu sebebiyle bırakıyorum dedi. Yani bu tabii Fenerbahçelilerin aslında sorması lazım. Biz ne kadar bu soruları sorsak da boş ama Fenerbahçe'de kongre üyelerinin bu soruları sorması lazım. Yani Ali Koç kendi söylemleri arasında çelişiyor mu? Fenerbahçelilerin bunu kendisine sorması lazım. Ya da şu soru bence çok kritik. Galatasaray nasıl oluyor da 13. olan takım bir sonraki yıl lider oluyor?
Fenerbahçe'ye asrın kadrosunu kırdı. Yüzyılın kadrosu en iyi nasıl kadro diyorlar. Nasıl oluyor? Doğru transferler yaptı. Bu kadar basit. Fenerbahçe için söylüyorum. Galatasaray için diyorsun ya, bu kadar eksiklerle oldu. Bu kadar eksiklerle nasıl? Oraya hazırsa hazır mı bana söyleyin hemen. Efendim? Galatasaray bu kadar eksiklere rağmen 2 puan hala nasıl önde oluyor? Nasıl önde? Oyun sistemi var. Kabullendirilmiş oyuncular, anladın mı? Makine gibi işliyor. Sezon başında bunları söyledim. Korkum bu diyordum ben. Tek korkum. Bak çok özür diliyorum, sana bırakayım tek korkunu. Galatasaray kültürü nasıl bir şey? Ver ekrana. Rekor. Sergio Oriye 0 maç 1 kupa. Galatasaray'da yok böyle bir şey. Kadrodaydı değil mi o da? Kadrodaydı. Ömer Ünkun demiş ki Ali Koç 100 yıllık takımı rezil etmiştir. Bak inanın bana çok fazla Fenerbahçe taraftarı bunu söylüyor. Maalesef söylüyor. Ali Başkan'ın bunu sorgulaması lazım. Acaba ben bir yerde hata mı yapıyorum? Acaba benim yanımda duranlar beni yanlış mı yönlendiriyorlar? Acaba çok fazla bu evet efendimciler Ali Başkan'a çok mu zarar veriyor? Ali Başkan'la çıkıp fikir tartışması yapan yöneticisi var mı? Ben çok merak ediyorum. İki tane bak, iki tane başarısını isteyen iki kişi, üç kişi bir elin parmağını geçmez. Ben sana söyleyeyim dostum. Ben sana söyleyeyim. Diğerlerin hepsi bak. Yani ben sana söyleyeyim, yanlış yönlendiriyorlar adamı. Ben ya başka bu Aziz Yıldırım zamanında da böyleydi. Bugün Aziz Başkan'la oturuyoruz. Yıllar oldu. Arnavutluk milli maç öncesi böyle bizi bir yemeğe davet etti. Kaptan dedi, ben de yemek yiyorum. Bana şu kaptan hep Ümit derdi. Ümit sana diyorum lan dedi. Döndüm baktım, efendim başkanım, bugün olsa aynı hatalar yapar mıyız dedi. Yaparsın başkanım. Nasıl dedi? Bak dedim hani şu olduğu sürece yaparsın başkanım dedim. Yanındaki o ikisi masadan işte, kalktı. Şimdi bunu söyleyebilen var mı sence başkanın yüzüne? Yok. Bazen onları söylemek. Sen şurada atar. En tepeden buraya kadar yani. Sadece şeydi değil. Bu her şeydi. Bazen göreceksin, bir şey danışacaksın. Evet. Doğru kişilere danışacaksın ama işte az önce benim verdiğim örnek gibi hocam. Yanlış anlama, sen öyle görev bekliyorsun değil. Şimdi sonuçta ben burada 5 senedir mesela eleştiriyordum. Allah Allah. Sözü bir insansın. Bişar bana diyor. Bişar ben bunu inanıyorum. Abi tamam da bak Fenerbahçe camiası. Bişar istese reyting için diyebilirdik. Abi iyi yapıyorsun derdi. Tabii. Derdi. Tam aksine abi. Bence doğru olan bu. Yani şimdi. Ümit abi bir tek alın. Yani. Dolayısıyla ne bileyim yani artık. Hep dengeli olmaya çalışmadım Ümit abi ya. Yok şimdi onun hakkını yemem yani. Ama. Sana da müdahale etmeden. Ümit abi fikir özgürlüğü senin bileceğin iş ama hani bana kalırsa Fenerbahçeliler senden tabii, medet umuyorlar. Eğer bu iş reytinge kalsaydı 50 kere söylerdi. Yani yok iyi söyle geçir onu yap hani amiyane tabirle. Tabii. Hiç. Şimdi maalesef başkana da başkanlara da bak, bizim kulüpte özellikle böyle geçmişte Aziz Yıldırım döneminde de herkes maalesef yanlış şey veriyor. Bak mesela Aziz Yıldırım döneminde de o dönem kaybeden Aziz Yıldırım oldu, kaybeden Fenerbahçe oldu. Şimdi belki kaybeden, inşallah filmin sonunda kupa alırsak, şampiyon olursak tamam bir şey demem ama başkanı yanlış yönlendirenler var. Başarılı olmasını isteyen etrafında çok az insan var. Ve işin kötü tarafı, o kovaladığı işlerde de etrafında olan insanlar var. Yani o işte... Onlar da mı yanlış yönlendiriyor diyorsun? Ya işte şimdi bir şey söyleyeceğim. Ben etrafındaki kulüp başkanları ben isim vermek istemiyorum. Birçoğu ondan sezon sonu transfer yapsın diyor. Tabii, yoksa tabii. Onun kara kaşına kara gözüne hayran değiller. Tabii yani. Veyahut da işte Mayıs olaylarında bir bakarsın yarın bir gün yanındaki biri de çıkabilir. Fenerbahçe'den biri değil. Dışarıdan onunla dost görünen biri. Ama hocam. Fenerbahçe'nin içinden biri değil yani. Şimdi ben de şunu anlıyorum. Bunları ya bilmiyor ya da onlardan aldığı şeylerle gidip. Yani yanlış yönlendiriliyor abi. Ya yanlış yönlendiriliyor da yanındakiler mesela sen söylüyorsun ya bu da aklı selim bir insan, eğitimli bir insan. Bunların farkına varmıyor mu? Kötü 4-5 sene oldu, 6 sene oldu. Bu sene de şampiyon olamadı. Hala o insanlarla nasıl beraber yol yürüyorsun? Bunu anlamış değilim. Yani bunun farkına varamıyor mu koskoca Ali Koç ya? Yani illaki şey yani gelip yanlış şakşakçılık mı yapacaksın? Sen 25-30 milyon kitlelere sahip olan yerde... camiayı yönetiyorsun değil mi? Temsilcisin. Sen bunu görüyorsun. Burada sen bugün varsın yarın yoksun ama o insanlar üzülüyor. 20 milyon Fenerbahçeli üzülüyor. Yanlış yönlendirmeden dolayı başarısızlık seni yanlış yere götürüyor. Hem siyasi anlamda diyorsun hem de derin paralel yapı anlamında diyorsun mesela benim anladığım kadarıyla. Kardeşim kusura bakmayacak Ali Koç da burada şu suçlu. Evren mi var, Okan mı var, Bışar mı? Hadi güle güle kardeşim gel Ümit, gel Ahmet, gel Mehmet. Yani ben buna bakarım. Ben yok çok güzel bir şey söyledin. 5 sezonda en çok puan toplayan takım. Ben kardeşim neye bakarım biliyor musun? Sezon sonu alıp o kupayı kaldıran takıma bakarım. Yani sen buna bakıp da bu işte bak bu açıklamalar bile onu yönlendiren kişi dedin ya mesela parasını ver. Fecaat ya bunu kulüp başkanına bak Beşiktaş sen yine hafif eleştirdin. Ahmet Nur Çebi aynı açıklamaları yapmış olsa ben ne derdim? Ne anlatıyorsun? Masal mı anlatıyorsun? Başkan bana derdim. Hadi güle güle. Hadi sen derdim sezon sonu kim aldı kupayı ona bak derdim.
Yani bırakacaklar mesela. Mesela 5 yıl içerisinde yanındakilerden çok değişen oldu mu? Semih Özsoy gitti. Vardı. Ya ben şunu da söyleyeyim. Ali Koç'un da art niyetli yani bir şekilde bu hataları yaptığını da düşünmüyorum. Yani yapmaz. Yapmaz yani. Ama bak 5 yıl içerisinde hem futbol sportif açıdan çok kişi değiştirdi bak. Herkesi denedi. Ekipler, Volkanlar, hocalar, Emreler, hocalar, Resuslar, oyuncular neler neler yaptı yani. Hepsini o 5 yıl içerisinde de 4 farklı takım şampiyon oldu. Yani ya buradaki o eleştiriyi yapamıyor. Sıkıntı o. Evet. Mesela bugün bile baktığında ya şöyle düşünmesi lazım. Ya ben evet çıkarmadım. Böyle bir karar aldık. Ya kardeşim burada ben bir yerde yanlış yapıyorum. Bak adamlarla bir dakikada oynadık. Bir dakikada yine gol yedik, yine yenildim. Yani ben yenilmeden yapamıyorum. Buradan bile şunu düşünmesi çok lazım. Çok güzel bir şey yani söyledi. Ben demek ki hata yapıyorum. Benim kötü düşünceleri, beni yanlış yönlendiriyorlar ki bak Allah da beni cezalandırıyor. Adamlar evet, bir dakikada bize gol attı yine. Yine kaybettin yani çekileceğin maçtan. Bravo. Sırf amaç neydi? O kupaya çıkmamak, yenilmemek. Anladın mı? Yenemiyorsun ya. E şimdi orada bile gol yedin. Evet. Ya burada bir uyanmak, uyan diyor sen Allah ya. Uyan. Doğruya git. Evet. Evren abi geçmişe oyna, dön. Evet, geçmişe dön. Bak ne diyeceğim? Bak Evren abi çok güzel bir yere değindi. Şimdi aklımı aç. Abi sen Sergen Hoca Beşiktaş şampiyon olduğu dönemde Sivasspor Emre Belezoğlu ile sen şampiyonsun. Evet. İçeride yenemiyorsun. Bak eline gelen fırsat. Ne var abi? Burada paralel mi? Sahanın içinde de mi paralel bir el attı oraya? Ya sen Sivasspor'u yensen şampiyonsun. Gel geçen sene kime yenildin abi içeride? İstanbulspor, Ümraniye, bilmem nelere yenildin, puan kaybettin. Kazansan yine şampiyonsun. E bu sene baba Alanya, Samsun, Trabzon, Galatasaray. İçeride bunlar. Yensen yine şampiyonsun. Bak, belki 4 tane şampiyonluk yaşayabilirdin geldiğin günden beri. Bak saydığın maçlar çok basit maçlar. Ha. Sivas maçı bak iyi hatırla. Yansın Sivas'ı berabere kaldı. Abi sportif hataları korkunç fazla. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ve şunla sportif hata ne olabilir biliyor musun? Gelir Beşiktaş çok iyi bir kadroyla yener seni şampiyonluğu alır. Galatasaray nasıl geldi? İçeride kupayı aldı. Evinde Alanya'ya yenir berabere. Onu anlatmaya çalışıyorum. İstanbul Spor berabere. Evinde Giresun Spor berabere. Evinde geçen sene evet. Beşiktaş'tan 4 yedin abi. 4 yedin 10 kişiydi ya. Beşiktaş'tan 10 kişi 4 yedin. Şimdi bak burada illaki paralel tamam bak var. Futbolun içinde var. Senin mücadele ettiğin paralel. Tamam temizlensin. Temizlensin. Ama Evren abi bunlar sen bir kere sportif anlamda yapılan hataları da yatır bir öz eleştiri yap kendine. Ondan sonra yanındakileri değerlendir. Onu yapmadığı için zaten bu durumda. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ondan dolayı böyle daha çıldırmış, daha tetvager, hep sağ dışında. Yoksa o kendi öz eleştirisini ona söyleseler. Bak başkan bunları da yaptık ama yani hepsini denedik. Bunu da deniyoruz. Bu sefer bu da olmuyor. Bu da daha kötüye gidiyor futbol. Yani daha da takıma da kötü yansıyor. Yine lider değiliz. Ya, yine kupa alamıyoruz. Abi. Yani sen bunu bir düşün. Hep mi Fenerbahçe burada haklı da olmuyor? Ya şu örnek çok güzel. 5 yıl içerisinde 4 farklı takım şampiyon olmuş. Galatasaray içeride bu kaç maç kaybetti? Bu olay aslında şöyle baktığın abi zaman. Yani çıkacak. demek ki Galatasaray şu içeride kaç maç kaybetti? Geçen sene kaç maç kaybetti? 5 yılda bir dakika bir maç herhalde. Önemli bir şey var. 5 yılda 4 ayrı takım farklı şampiyon oluyorsa evet, bu şu demek. Demek ki bir yapı varsa bile bu Fenerbahçe'ye karşı değil ya da birini kolluyor değil. Ya yani onu bilmem. Oluyor değil daha onu yani bilmem. Bak ona bir şey diyemem. Ama fırsatlar geldi onu anlatıyorum onu az tabii önce. Bak o çok önemli. Bak Galatasaray geçen sene kaç maç kaybetti içeride? Bir tane herhalde Giresun'a yenildi. Giresun'a yenildi. Sen içeride geçen sene kimlere kaybettin Fenerbahçe? Kimlere kaybettin? Beşiktaş'a 10 kişi kaybettin. Galatasaray'a kaybettin. Evet. Ümraniye'ye kaybettin. Ümraniye'yi berabere kaldın. Berabere kaldın. İstanbul'a berabere kaldın. Yani, Giresun'a berabere kaldın. Sen şu 3 tane Anadolu takımını yensen belki yine şampiyon olacaktın. Tabii. Sen bir kere tabii ezeli rakiplerini içeride yenemiyorsun. Bu sene de yenemedin ezeli rakiplerini içeride. Trabzon'la Galatasaray'ı yenemedin. Ya başkanım. Beşiktaş kalacak. Beşiktaş belki yener. O maça gelince bak, farklı. Bu arada hep şey oldu ya Okan abi. Hep şu konuşuldu. Sandılar ki Beşiktaş Galatasaray'a Fenerbahçe ile yakınlığından dolayı odaklandı. Ben iddia ediyorum Beşiktaş var ya Fenerbahçe orada yenecek. Sana ben bir şey daha söyleyeceğim. Bir olay daha söyleyeceğim. Bak bir şey, niye baktın öyle? Beşiktaş Fenerbahçe orada yenecek. Ya baba ben şunu anlamıyorum. Bir de öyle bakıyor ya arkadaş. Beşiktaş Fenerbahçe kadını yenmedim ama yendi abi Beşiktaş. Dinime küfür eden Müslüman olsa bir tabir var ya bir espri. Ya hocam Allah aşkına 10 kişi geldi. 4 atmadı mı Beşiktaş? 10 kişi bir daha 4 atmadı mı? Cesur'un aptallığıydı. Ya ondan önceki kimin aptallığıydı? Ondan önce ne zaman yendiniz oğlum? Ya İsmail Kartal'la Galatasaray'ı yenemedi. Kaleye şutunuz yok ya. O değil. Ben Beşiktaş Fenerbahçe'den bahsediyorum. Tamam ondan önce de yenemediniz. Kaç yıldır yenemiyorsunuz hocam biz içeride. Biz Fenerbahçe. Bak şimdi orayı geçiyorum. Ben seninle polemiğe girmek istemiyorum. Bak bir şey söyleyeceğim. Polemiğe girmek istemiyorum şimdi. Neden? Konu dağılmasın diye. Var ya. Çünkü bu konu çok önemli. Var ya. Konu dağılmasın. Dağılmasın evet. Konu, şimdi konu Ömer Okun demiş ki. Ne diyordum ben ya? Gidin abi adam. Dağıttınız abi araya girdiniz. Ömer Okun demiş ki Ali Koç 100 yıllık takımı rezil etmiştir. Mehmet Fatih demiş ki Fenerbahçe maça çıksaydı hem kupa hem şampiyonluk garantiydi. Oğuzhan Ver demiş ki Ali Koç konuşmak yerine şeref tribündeki şirketi neden konuşmuyorsunuz? Güç sevicisi
Yöneticiler Galatasaray'a yakışmıyor. Galatasaray bunlardan büyük olmalıydı. Duhan Kapısızoğlu demiş ki Ali Koç'un bırakma zamanı geldi. Yorulduk. Anthony Montana demiş ki Süper Kupa'nın sezon başında oynandığı bilgisini kim verdi Ümit abi? Geçen sezonki Süper Kupa ne zaman oynamış ona bak. Selo demiş ki eski Fenerbahçeliler neden gidip yanına gitmiyorsunuz yardım için? Ümit hocam Serhat Akın ne kadar var? Çıkarın bakayım şu Süper Kupa maçlarının tarihlerini. Şimdi aklıma geldi. Olmaz. Buyur Okan abi. Şimdi aklıma geldi. Ağustos'ta oluyordu. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Aldık 10 bin kişiyiz. Lig maçından önceymiş Ağustos'ta. Arkadaşlar sizlerden rica ediyorum. Buna ne denir bu arkadaşlar? Ben hani hiçbir şey yok. Hani zaten cevabı da hemen söylüyorum ki boşa düşmesin diye. Sizlerden bir şey rica edeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 135 bin abone olabiliriz. Lütfen bizi destekleyin. Şu anda 12 bin kişiyiz. Herhalde 6700 kişi falan bizi abone olmadan izliyor. Abone like lütfen. %59'umuz bizi abone olmadan izliyor. Bak. Abone olun. Türkiye'nin organik kanalı BTV sizlere layık bir kanal olmak için çok çalışıyor. Bizleri çok mutlu edersiniz. Abone olmanız bizler için çok önemli. Beşiktaş, çok güzel bir örnek verdin. Beşiktaş Fenerbahçe'nin şampiyonu olmasını isteseydi gidip geçen sene 10 kişi 4 atar mıydı? Atmazdı. Bak ben bir şey daha söyleyeceğim. Ben maçlara gidiyorum. Tribünde benim çok dostum, arkadaşlarım var. Biliyorsunuz seni de tanıştırdım. Burada tanıştırdım. Nazım abi çok sevdiğim, değer verdiğim çok insan. Ciddi bir emekçidir. Beşiktaş taraftarı için de çok önemli bir insandır. Onun gibi binlerce Beşiktaşlı'yla konuşuyorum. Ne diyorlar biliyor musun? Kardeşim diyorlar, Fenerbahçe 4. yıldızı takacaksa Galatasaray şampiyon olsun diyor Beşiktaşlı. Bak bazı medyadaki, sosyal medyadaki troller, algıcılar olur. Her camiada var. Ha, dik duranlar da var. Galatasaray'ın şampiyon olmasını isteyebilir. Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını isteyebilir. Ama 4. yıldızı almasın diye Fenerbahçe'nin şampiyon olması sorsalar, yani Beşiktaş olamıyorsa hangi şampiyon olsun? Galatasaray olsun diyorlar. Bak bunu söyleyeyim ben size. Net bir şekilde söylüyorum. Bak camianın içinde olan birisi olarak söylüyorum. Ha şimdi bazen bana Galatasaraylılar küfür ediyor. Niye şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun? Niye şöyle? Ya kardeşim bakın geçmişte Fenerbahçe ile ilgili de neler söyledim. Galatasaray ile ilgili de. Sonuçta bildiğimi söylüyorum. Algı yaratmaya çalışmıyoruz. Hoca şimdi burada geliyor bana diyor ya Galatasaray Fenerbahçe'yi yenemez bana. Ya hocam ben var ya sana bir şey söyleyeyim. Senin yerinde olsam şurada var ya konuşmam biliyor musun? Şu masanın altına girerim. 10 senedir bir tane kupam yok. Geçen seneki kupayla övünen bazı kişiler var. Şimdi sen diyor, sen övünmüyorsun. Oğlum ben şu maça çıkmıyorsun ya. Bak şimdi. Şu kupa maçına çıkmıyorsun. Bazı sebepler var diyorsunuz da. Bana göre kardeşim o sebepler ceviz kabuğunu doldurmaz. Beşiktaş nasıl? Gitti Kadıköy stadına taşlar, onlar, sopalar, bunlar. Evet. Hocanın kafasına paralar atıldı. Ben niye konuşmuyorum oğlum? Kadroyu kuran ben miyim? Hayır. Sen Allah şimdi Allah. O Fenerbahçe ile şeyle ilgili söylüyorsun. Neyle ilgili? Ya sen diyorsun ya ne haber gelemez ben hemen diyorsun. Ben ne anlamam diyorum. Yeneceğiz tabii sizi. Yeneceğiz tabii sizi. Sen Santos'un kovulacaksın. Baba yeni fark etmiyor. Yani bak daha dur ben sana söyleyeyim. Fenerbahçe Beşiktaş formasını gördüğü zaman Kadıköy'de titremeye başlıyor futbolcular. Bak mesela 6-6 Galatasaray'ı yendik. 6 sene Beşiktaş'a karşı galip gelemedim. Gelemezsin. Formadan korkuyorsun. Ama İnönü'de. Ama İnönü'de top oynadın ama. Hep yendik. Bak canlı çıplak yazası kulübedeydin. Şey bak, dur ya bir şey daha. Zidane gibiydin ama. Nasıl oyunu kuruyordun geriden basıyordun bir tane top. İkinci golde mi aldın topu araya saldın? Kime attın o topu? Tuncay'a değil mi? Adama bitir. Cunti'den mi aldın? Cunti'den bir topu bir basıyor alıyor. Hiçbir Galatasaraylı ve Fenerli 5 yaş araya almak istemez. Çünkü Galatasaraylı ve Fener, anladın mı? Başka bir büyük yaratmak istemezler. Ama bu ülkede tek büyük vardır, o da Beşiktaş'tır hocam. Oynadığı derbilerin büyüklüğüne göre değil mi abi? Tabii derbilerin büyüklüğü Beşiktaş'ın büyüklüğünden. Beşiktaş'ın büyüklüğü derbilerin büyüklüğünden de demek istiyorum. Hepsi büyük takım. Hepsi büyük takım. Okan Koç'u elbirleri sevmezdi. Evet. Tam bir holigan da Adnan Aybaba gibi ama şimdi gayet olgunlaşmış. Tabii ki kendi takımının hakkını savunacak. Lakin her zaman böyle olduğu için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kim o? Mehmet Kır. Mehmet Kır kardeşim teşekkür ederim. Sağ olasın. Dursun Özbey'in açıklamalarını istiyorum. Yok doğru hep böyle. Ne yaptı hocam? Bir de ilk süper çetiymiş biliyor musun? Doğru söylüyor. İlk süper çeti. Bak adam. Para izlemiş Allah'tan. Sağ olsun. Kıymış mı paraya? Mehmet kardeşime teşekkür ederim. 1499 euro mu? Keşke gelse. Öyle atan var mı ya? Keşke verilmez. Sana atıyorlar biz atmıyorlar. Allah daha çok attırsın bu arada. Amin. Evet Dursun Özbek, Sayın Dursun Özbek Galatasaray Kulüp Başkanı ne demiş? Böyle bir durum beklemiyorduk. 2023 Süper Kupası finalini oynadık. İki takım da sahaya çıktı. Fakat üzülerek söylüyorum. Böyle bir pozisyonu, durumu beklemiyorduk. Atalan ilk golü kastediyor herhalde. Güzel Urfa'ya geldik. Urfa'nın güzel insanlarına bu önemli Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin keyfini yaşamaktansa acayip saçma sapan aklımıza gelmeyecek bir durumla karşılaştık. Bir sürü şeyler söylediler. U19'da çıkacağız, 9 kişi çıkacağız falan. Bu bir akıl tutulması. Bu bir maç, bir final. Çok önemli 100. yıl kupası. Daha önemlisi Urfa gibi bir şehre bu maça seyrettiğimin keyfi varken hiç ummadığımız bir şeyle karşılaştık. Hem maçın ambiyansını bozuyorsunuz, hem şenlik havasında geçmesi beklenen bir derbi bir dakikada biten şekle getiriyorsunuz. Çok üzüldüm. Dünyaya mahcup olduk. Beklenmedik olaylar bizi üzüyor.
özür dilerim, yanlış yeri açtım ben. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin misyonu futbola insanları sevdirmek. U19 takımını çıkarıyorsanız onlara yazık değil mi? Onlar bizim gençlerimiz, geleceğimiz. Bu çocukları niye kendi amaçlarınıza alet ediyorsunuz? Gerçekten kötü bir hafta sonu. Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Cumhuriyet'in 100. yılına yakışmayan bir Süper Kupa finali oldu. Aklı Selim'i Selim'e davet ediyorum. Bunun kime faydası oldu? Kim bu işten sevindi, üzüldü belli değil. Önümüzdeki günler daha da gerginleşecek. Bu gerginliğin gitmesi gerektiği taraftarıyım. Gidermemiz lazım. Herkese her seviyede biraz daha Türk futboluna yakışacak hareketler içinde olunmasını diliyorum. Üzgün bir akşam. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. Böyle bir final olmaması gerekirdi. İnsanların bir sefer daha düşünmesine, akşam eve gidince ulan biz ne yaptık diye iç muhasebe yapmasında fayda var. Hiç güzel olmadı. Ali Koç ile görüştünüz mü diye bir soru var. Ben protokole geldim. Onların da gelmesi lazım. Sayın Bakan, Sayın Tevfik Başkanı oradaydı. Kimse gelmedi. Bir anlam veremiyorum. Bunun bir anlamı yok. Niye böyle yapıyorlar? Neyi protesto ediyorlar? Ben anlamıyorum. Neyi mi protesto ediyorlar? Yani bizle niye konuşmuyorlar diyor. Ben beklemiyordum bu durum. O kadar çok senaryo söylendi ki. Bugünkü senaryo kimsenin aklından geçmiyordu. 9 kişi çıkacağız dediler. Maçın 60 dakikası falan kupa törenini yaptırtmayacağız. Bırak onları. Takımını getir sahaya. Urfalı kardeşlerimize bu maçı seyrettir. 3 gündür buradayım. Böyle bir sevgisini görmedim. Kal orada. Kal baba, git balıklı göle git, biraz gez. Sayın Emniyet Müdürü'ne teşekkürler. Urfa sıra gecesi yaptı. Urfalılardan Allah razı olsun, sıra gecesi de yaptı. Bizi çok güzel ağırladılar. Onlara da büyük teşekkür gönderiyorum. Güvenliğimizi tam olarak sağladılar. Zaten sevgisini. Ne olurdu onlar da gelseydi. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan husus böyle birliktelik, beraberlik sergilemek. Bu bir fırsat. Bu fırsat vardı. Kullanamadık. Tam kullanırdım. Maçın iptal edilmesine ortak olsaydın, o kararı verseydin, Fenerbahçe'mizin Avrupa'da maçı var, Avrupa'da kalan tek takımımız deseydin, itidalli diyorsun ya, bunu yapsaydın da sonra Süper Kupa'ya müsait bir tarihte gider Urfa'da oynardın. Senin başkanın da ama icraat durmadı ki yani. Senin başkanın hiç söylemiyor. Başkan da ona göre cevap veriyor. Şunu anlatma çalışıyorum. Bak, Dursun Özbek burada. Tamam, şöyle. Ali Koç, Dursun Başkan'a cevap veriyor tamam, mecburen yani. Tamam, anladın ama mı? Şimdi oradan başladığın zaman işte baktığın zaman. Galatasaray onu yapmaz. O da niye dedi beka sorunu? Onun kardeşinden girdiği için ama dedi. Ama ilk ondan öncesi de vardı. Yani işte Yenneç'e de buradan baktığın zaman. Şimdi tamam, buradan şunu konuşuyoruz. Diyelim ki Ali Koç hatalı. Diyelim ki Ali Koç hatalı. Ya Dursun Özbek çok mu hatasız? Susuz mu yani? Yani. Hiç bütün kulüplerin değil. Hataları var bunda. Anlatabildim mi? İlişkiler kötü. En fazla yani kimse suçlu, burada en fazla gergin işini başlattı. Ama filmin sonunda en fazla gergin kimi konuşmayacağız. Ama o bu yani, işleri başlattı, böyle gidiyor. Işte, şimdi bak şu son bir aydır konuşmalara bak. Galatasaray'ın orta oyuncusu, teknik adamı, başkanı hep sakinleştirmeye çalışıyor. Ali Koç gaza basmış, devam diyor. Ben tamam, de bak, niye bu kadar yani? Ben konuşmalarına baktığın zaman bir sanki şey yaşanmamış. Ali Koç durduk yere bu maça çıkmamış gibi. Ama bak bence şey şunu olabilir. Hiç, tamam bazen, ben demiyorum. Bazıları da ne düşünüyordu biliyor musun? Bence son saniye A takımda gelecek diye düşünebilir abi. Tamam başka ya. Valla ben de yani her an çünkü ona göre de hazırlıklı konsantrasyonu gitti Galatasaray yani farkındaysan. Evet. Maçın başında hep ciddi. Yani. Hatta takım da öyle. Ya, Fenerbahçe tırı gelmiş. Bu aslında Fenerbahçe tırı değil, Trova. Belki arkadan getirirdi. Trova. Yani az takım da. Hep ben onu son ben saniye onu bekledim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak bu özellikle sosyal medyanın bak, şeyden bahsediyorum. Bir şekilde buna İçteki fotoğraflara el konulması lazım. Kesin o %100. Bu sosyal bravo. Medya bu işi buraya getiriyor. Tabii canım ya. Yani tamam ben demiyorum. Biri birinden biraz daha hatalı, biraz daha az hatalı. Ama şunu tek bildiğim bir şey var ki. Yani Dursun Özbek de kabahatsiz değil yani. Değil yani. Ama konuşmasına bakıyorsun. Sütten çıkmış ak kaşık gibi. Hiç zerre miskal hatası yokmuş gibi konuşuyor. Vallahi Galatasaray taraftarı aslında son bir aydır başkan yönetim çok bu konuda daha şey konuşuyor, sessiz kalıyor, ortalık şey olmasın diye ona bile tepki gösteren Galatasaraylar oldu. Tabii. Ama Dursun Özbek yönetimi de hayır dedi kardeşim. Biz bu şeyde olmayacağız. Kaosun içinde. Evet. Buna örnek olmayacağız. Düzelteceğiz. Aslında büyükler bir araya gelip bu işi toparlayabilirlerdi. Peki bir şey soracağım Evren abi. Şimdi buradan abi kardeş konuşuyoruz. O yapmak. Türkiye'nin en çok ihtiyacı olan husus böyle birliktelik, beraberlik sergilemek. Tamam. Başkan şu maçın iptal olmasına bir adım atsaydın. Evet olabilir. Bir dakika. Olmadı mı? Her ihtimale karşı sen de U19'u getirseydin. Fenerbahçe U19'u getiriyor. Ben de U19'da çıkacağım deseydin. O da adaletli olmazdı. Neden? Dünser diyeceklerdi ki gündüz Giresun'da maç yaptılar. Abi şey. Süper Kupa yayıncı nasıl kurulur. Ne Giresun? Fenerbahçe takımı Giresun U19'da maç yaptı bugün. Tamam. Şimdi akşam o maç oynayacak. Tamam sen zaten de ihtimale karşı U19'u getir. Tabii getirsen de yenersin ya. Çok rahat yenersin. Yorgun olacaklardı diyor yani. Hayrettin Bey demiş ki aynı şeyleri yaparak farklı sonuç beklemek mantıklı. Şöyle bir şey ne olurdu? Özür diliyorum. Ay kaçtı.
Nereye gitti? Galatasaray da çekilseydi aynı anda. Ben oynamadan diyelim gol olmadı. Hayrettin Bey özür diliyorum. Fenerbahçe çıkarken Galatasaray'da çıksa ne olurdu? Dün söyledim ben bunu. Bence olması gereken buydu. Keşke yapsaydı. Biz rakibimizle oynamadan bir maçı kazanmak ama istemiyoruz dese ne olurdu? Hayır merak ediyorum. Bence çok romantik bir söylem olurdu abi. Ama Galatasaraylılar da ne diyor kardeşim? Biz geldik diyor. Oynamaya çıkmaya, oynamaya sahaya geldik diyor. Bir de zaten bu kupanın oynanmaması sebebiyle bir sorun vardı ya hani. Oğuzhan Verdi demiş ki Şike denilen sezon Fenerbahçe maç kaybetmediğinde şüphe doğdu. Bu sezon Galatasaray'da puan kaybetmiyor. Şike neden denmiyor? Cihan Tatlı Galatasaray Atatürk silüetiyle sahaya çıkarken koç neden Cumhuriyetimizi kurucu önderimizi simgeler forma ile çıkmadı? Bilgisi olan var mı? Ben mi yanılıyorum? Valla biz de onu araştırıyoruz. Dursun Özbey'in, Galatasaray çıktı. Çıktı. Dursun Özbey'in son söylemleri var. Arkadaşlar 12 bin kişiyi geçtik. Lütfen abone olun. Bizi çok mutlu edersiniz. 135 bin aboneye doğru bir yolculuğumuz var. Organik Türkiye'nin organik dijital kanalı. Veriyor muyuz? Çok az kaldı. Evet evet Dursun Özbey'in devamı verdik de kaldı öyle. Tevfi'nin istifa kararı. Tarihi Tevfi açıkladı. Bence Kulüpler Birliği Vakfı'nda yapılan görüşmelerde Tevfi'nin seçime gitmesini istiyordu. Tüm kulüpler aşağı yukarı. Federasyon gerekeni yaptı. 18 Temmuz. Hayırlı olsun. Yeni yönetimin seçilmesi için hazırlığa ihtiyaç var. Bugünden yarın seçim yapalım olmaz. Hazırlık olması lazım. Türk futbolunu yönetecek insanı iyi seçmek lazım. Aradaki zaman makuldür. Hayırlı olsun. Seçim yapılacak demiş. Zaten devamı da var istiyor. Bu arada. İtiriyor muyuz? Evet. Herkes şunu anlasın. Akıl tutulmasının içinde bunlar da var. Erken seçim kararını kim alabilir? TFF. TFF bu kararı almış ve açıklamış. Haziranda yapılsa deniyor. 18-20 gün. 20 gün mü çok önemli? 20 gün mü çok önemli? TFF için. TFF kararına saygı duymak lazım. Epey bir zamanları varken bu erken seçimi Kulüpler Birliği'nden gelen söylemle gündemlerini aldılar. Kulaklarını kapamadılar. Erken seçim kararını aldılar. Nedir yani 20 gün? Altında başka maksat var. Niye 20-25 gün öne çekilsin? Milli takım maçı var. Avrupa'da şampiyonasında oynanacak. Orada da başarıyı kovalamak için TFF'nin kararına herkesin saygı duyması lazım. Fenerbahçe ile birlikte ihtilal çağrısı yapmak ister misiniz demişler, sormuşlar. Ben hep bundan yanayım. Kendimizi kontrol etmeliyiz. Bu tip hareketleri, söylemleri engelleyelim. Galatasaray Başkanı olarak tüm spor paydaşlarını aklı selim davranmaya çalışıyorum. Türk sporuna hizmet etmek istiyorsanız samimiyet ve iyi niyetli olmanız lazım. Kendilerini samimiyet ve iyi niyete davet ediyorum demiş. Var mı devamı? Samimiyetsiz demiş bir yerde Ali Koç'a. Ne dersin Evren abi? Son bir süper chatli sana bırakayım hemen. Sen en azından düşünmüş olursun. Neresin anlamın düşüncesi görüşü. Joe grubum demiş ki Evren abi yönetimden ricamdır. Sevmek bir ömür sürer. Neyse bir dakika. Icardi'nin golü attığı görüntülü basılı tişört istiyoruz. 100. yıl Süper Kupa hatırasının ikili. Sunalım onu da. Fatih evet. Terzioğlu Galatasaray'a karşı bir maçta daha şut atamadı Fenerbahçe. Talha Gül demiş ki ya abi kaç senede Şampiyonlar Ligi'nde kaç maç arka arkaya maç oynadı Galatasaray. Niye o zaman böyle şeyler yoktu? Aziz Yıldırım bile A takımla çıktı dedi. Biz onu diyoruz işte. Bahtiyar Tekin teşekkürler. Ya dün söyledim abi. Ya işte Sazmuk'tan buradaki olay işte. Yani. Hemen sana döneyim. Şimdi başkanların açıklamalarını hep zaten artık onları yorumluyoruz zaten. Ya burada bu işi bir doğru yola bulup devam etmek lazım. Ama karşı taraf bunu hiçbir zaman kabul etmiyor. Haklı haksız. Bunları tartışıyoruz zaten. Haklı olduğu konular da var. Hep söylüyoruz. Ama şu anki durum da haklı değil. Değil. Bak bu olay bir dakika içerisinde sen atamadın golü. Bir de gol yedin yani. Bir dakikada maçı çekecektin. Yani burada bile yani bu yıllar boyu konuşulacak bir olay. Kesinlikle. Ya bu da tarihe geçti. Bak adam bununla ilgili tişört bastıracak şimdi. O olacak, bu olacak. Yani bunlara ne gerek vardı? Burada camiaları yani yarın bugün başkan çekip gidecek Ali Koç. Fenerbahçe kulübü yine kalacak. Ya buna ne gerek vardı? Çıkacaktın, oynayacaktın, kazanacaktın, alacaktın veya kaybedecektin, bırakacaktın abi. Yani kazanmak, kaybetmek çok önemli değil. Yani hatta bence derbileri kazanmak tabii ki çok önemli de sonunda şampiyon olamıyorsan da bir işe yaramıyor. Tabii. Galatasaray biliyorsun kazanmıştı derbiyi, kırdı ama şampiyon olamadı. Benim için çok değeri yok. Yani 3-2 yendiği maçı diyorsun, 3-1 yendiği pardon. Fatih zamanıydı herhalde evet. Bilmiyorum. Yani bana bir golle kaçan şampiyon olamadı. Ama önemli derbiyi kazandın. Ama ben şampiyon olamadıktan sonra... Bu arada X'ten BTV diye etiketini yazanları ekrana getiriyoruz. Buyur Evren abi devam edin. Yani ben şampiyon olamadıktan sonra bir önemi yok. Ama buradaki olay daha farklı boyuta gitti. Yani bizim spor sevgimizi, futbol sevgimizi her geçen gün köreltmeye çalışılıyor. Ve bu olay, ya maçı izleyecek adamlar mı? Ah diye maç izlesek. Zaten maçı da izlettirmiyor. Bak maçı da sana engelliyor. Takımını da çıkarmıyor. E maçlara bakıyorsun zaten tempolar çok düşük. Geçen gün konuştuk işte abi. Bir şey maçı izledik. Liverpool maçı. Bu artı mi? Dortmund Stuttgart maçındaki o eğlence, o coşku, adamların yüzündeki rahatlık, evet. Eller hep şov. Eğlence. Bizi bundan da mahrum ettiler.
Bu da bence düzenin başka bir boyutu. Bunu da biraz araştırmak lazım. Niye bu seviyeye getiriyoruz? Yani bu sadece amaç, hep söylüyorum, kupa mupa bir noktadan sonra geçiyor bak, başka yola gidiyor bu iş. Onun için bunlara bir dur denilmesi orada. Onun için yöneticiler, başkanlar bir çağrılsın, bir oturulsun. Bu kadar birbirinden nefret edecek, tehdit edecek durumlar yok ortada. Mesela 2023'te bir şey attım şimdi. Bu şeyden en fazla parayı biz almasak ses kaydı var. Takımı ligden çekelim demiş Dursun Özbek. Allah Allah. Var işte, attım bir şeyler. Bir getirelim buraya hemen ekrana. O da sahtedir, o da şeydir. Yok, ses kaydı var abi, videosu var abi. Yalnız video. Bir şey soracağım bu şarkı. O da mı yani montaj? Işte, bir an önce Dursun Özbek ve Atatürk Alsay'ı. Olur mu abicim öyle şey? Ya işte bak, hep bunları çıkartarak bu yine bir geliyoruz. Hayır, ama demek ki herkes işine geldiği evet. zaman yani abi, bunu herkes yapıyor değil. Anlatabilir mi bazı şeyler olmadığı zaman? Ya Beşiktaş da mesela çıkmadı maça ama adamlar haklı, orada biraz daha payları vardı Beşiktaş'ın. Tabii tabii abi. Anladın mı yani orada? Ya bunlar olabilir bak, ligden çekilmek buradaki şey, maça çıkmamak da değil aslında olay. Olay asıl başkanın hedefi Süper Lig kupasını alabilmek. Ama burada bunu alırken bütün kurumları, bütün oyuncuları, bütün halkı, bütün herkesi töhmet altında bırakıyor. Anladın mı yani? Futbolun dışına çıkıyorsun bu sefer. Benim bizim kızdığımız spor adamlarının durumu bu. Bize futbol konuşturmuyorsun. Oyuncular futbol oynayamıyor. Şimdi A takımdaki adama para vermiş şampiyonluk için herife, adamlara. Ama oynatamıyorsun, oynatmıyorsun. Kupa alacağım bir maçta. Sen oyuncuları niye aldın abi? Kupalar kazandırsın diye o kadar para verdin. Çıkartmadın. Ne, ben tepki veriyorum. Senin tepki verme şeyin öyle değil. Senin o lüksün de yok. Tabii. Çünkü 10 yıldır kupa alamıyorsun. Taraftara bile kupa. Ne kadar kupa alırsan o kadar çok senin camian yükselecek. Sen bunu göze alıp tek başına bu kararı verirsen bu işin içinden çıkamazsın. Yani bunun sonu da kötü olur. Ben sana söyleyeyim yani. Yine kazanamazsan kendi adına kötü olur. Herkesin aklında soru var. Ha, şimdi bayramdan sonra devam edeceğim demiş. Mesela onu bir şey. Onu almadınız gençler. Devam edeceğim dememiş attın de. Attın mı attın videoyu? Şey demiş, düşüneceğim demiş. Gözden geçireceğim. Ha, gözden geçireceğim. Onu acil bir alalım. Kalıyor demek ki abi. Büyük ihtimal kalacak abi. Ben söyleyeyim, dün de söyledim. Ya. Ben şunu söyleyeceğim. Şimdi Dursun Başkan'ın açıklamaları. İki önce ne dedi kardeşim? Federasyon Başkanı derhal istifa etsin demedi. Ümit abi, onun linki var mı? O attığın şeyin. Linkini atarlarsa daha iyi olur. Şimdi iki önce Dursun Özbek demedi mi? Federasyon Başkanı istifa etsin demedi mi? Abi iki önce federasyon başkanı dedi. Şimdi niye abi 25 gün önce çekmenin ne anlamı var diyor. Yok diyor, sezon sonu diyor istifa etsin veya kongre kararı alınsın. Abi şimdi şunu söyleyeceğim. Ben bak, Galatasaray açısından, Galatasaray selameti için de federasyon başkanı bir an önce istifa etmesi lazım. Yarın öbürsü gün Galatasaray'la yine veya Atay'la bir pozisyon olur. Vermez bu sefer, ne diyecekler biliyor musun? Dursun Mehmet Büyükekşi Galatasaray'a son görevini yaptı gitti diyecekler. Bak ben size söyleyeyim. Galatasaray selameti için bir an önce istifa etmesi lazım. Başkan yanlış açıklama. Ben başkanın yerinde olsam bir an önce kardeşim istifa edin. Etsin diyor zaten ya. Hayır, şimdi diyor ya, 25 gün önce çekmenin bir anlamı yok diyor. Şimdi bir Süper Ses arası vereyim, çok minik. Ne dinleteceğim? Dinlet hocam. Bir dakika. Dile mi ses kaydı? Çok minik. Yok. Ekrana getirebiliriz abi. Linki varsa daha iyi olur ama. Yok. Linki yok. Dur hemen onu söyleyelim. Süper Ses'ten sonra ver abi, o zaman sana zahmet. Alparslan Bağlıoğlu demiş ki Galatasaray bu sezon tek yenilgisini Bayern deplasmanından 3 gün sonra oynayıp da aldı. Konuşun objektifler, kim büyük takımcık? Fatih Demir demiş ki PAOK Olympiakos bugün maçlarını oynadı. Haftaya maçları tatil Yunanistan'da. Tefif ve Karagümrük maçını tatil etmeyi önerdi. Fenerbahçe reddetti. Fenerbahçe samimi değil. Anlattı kardeşim Erkut, onun nedenini ya. Türk Yılmaz demiş ki ne oldu, Galatasaray daha bir ay önce Tefif'e derhal istifa çağrısı yapmadı mı? Şimdi niye 18 Temmuz'da hayırlı olsun diyor. Ne oldu da bir ayda ben söyleyeyim Galatasaray lider oldu. Hayrettin Bey demiş ki Fenerbahçe'nin başına gelenlerin Avrupa'da ve dünya kulüplerinde örnekleri var mı? Ve nasıl çözmüşler bu konuların emsali var mı? Aynı şeyleri yaparak farklı sonuç almaktansa Fenerbahçe'ye de yapsın. Berkay Pınar demiş ki Ümit hocam iyi ki varsın, seni seviyoruz. Tüm Türkiye'nin gözü önünde Fenerbahçe'den siyasi intikam alınıyor. Yetmez mi? Ne zamana kadar bu tiyatro devam eder? Erdoğan Oruç teşekkürler. Jogger Bum demiş ki Bışar'cığım istediğim tişörtü Semih Ayankı seninle bir dakika. Eurovizyon şarkısını YouTube bile söyleyemedin ya, ne diyeyim. Evren abi seninle bir dakika tişörtünü lütfen ilet demiş. Tamam, ileteceğim onu. Söz. Mustafa Şahin demiş ki Beşiktaş başkanına parmak sallarken onun ipini çekecektiniz. İş buralara gelmezdi. Bravo. Fener'e destek olun. Bu protesto Türk futbolunu temizlemek için gerekliydi zaten. Bravo. Bunu eleştirenlerin sistemden kârı var. İsmail Işık demiş ki Ali Koç'un amacı kendi seçtiği bir başkan ile gelecek sene bu maçı tekrar oynatmak isteyecektir. Harrington kupası için de UEFA'ya başvuruda bulunsun. Bu da arkadaşımız da İsmail de işin yine gırgırında, aynı bizler gibi. Biz de hep işin şakasındayız. Genel itibariyle şakalaşmayı seviyoruz. Var mı, hazır mı görüntü? Arkadaşlar X'teki hesabınızdan BTV'de etiketine yazarak... Kaç bin kişi olduk abi şu an? Veremiyor muyuz o halde?
Kaç bin abone var şu an? Ümit abi dinle istersen. 135 mi? 135 bin olmadı. Ses gelmiyor bakayım. Ses gelmiyor diyor Ümit abi. Ses gelmiyor diye söylüyor. şimdi arkadaşlar. Benim sevinci paylaşmış abi. Kim? Herkes seni paylaşıyor abi. Çok normal. Abi. Sizlerden ricamız abone olunca. Rekorlar olunca paylaşıyoruz. %59'unuz abone olmadan bizi izliyor. Lütfen bu ne ya, belanda? Abone olun. Bizleri çok mutlu edersiniz. 135 bin aboneye doğru gidiyoruz. Gümbür gümbür. Abone olmayı unutmayın. Ve X'ten paylaşımlarınızı BTV diye etiketi yazarsanız paylaşımlarınızı ekrana getiriyoruz. Sevgili dostlar, güzel insanlar. Yarın maç var mı? Yok. Yarın maç yok ama bizim yayınımız var. Bir genel değerlendirme yayınımız var. Saat 22'de onu söyleyeyim. Bu olayları değerlendireceğiz. Tamam. Hani yarın çok önemli dosyalarla geldik. Of. Ses kaydı olsun. Montaj görüntü. Yok ya, montajsizlikler yapıyor da ses kaydı. Montajsizlikler koydu zaten. Montajsizlikler koydu. Icardi montaj mıydı? Aman ha, dikkat et. Icardi montaj mıydı? Montaj tabii. Ya montaj o zaman saldırı görecekti. Montajla verdi ceza işte. Montajla mı yedirdiler ceza? E tabii canım. Tamam, o dünkü saldırı görüntüsü. Babaları kimin babası? Bu işi böyle getiren federasyon abicim ya. Değil mi? Görüntüleri. Arkadaşlar bugünkü o dünkü o saldırı görüntüsünü getireceğiz Ümit abi ekrana. Getir. Ha, oradaki. Bak, söylediklerim hepsi birebir çıktı dün. Hangi dediği? O çocukla babaya organize sandım. Demiştin sen. Tabii babaya, değil mi? Ben 3 tane çocuk tutuklandı. Bak ben dün ne 7 dedim? 7 kişi. Tribüncü abimle konuştum dedim ya. Seninki doğru bilgi. Biliyorsun yani namus taraftarlar dedi. Arasında namus gibi bir şeydir. Bu adamı da takip etmişler, bu amcayı, bu babayı. Yani geçmiş olsun tekrar. Yani böyle bir talihsiz olay yaşadı. Kimse yaşamaz. Ama ben söyleyeyim sana, motorların falan filan plakaları ekranda kapandı ya. Motorların plakaları filan kapalı ya dedin ya sen. Evet. Baba bulurlar görüntüleri. Orada var bu adama. Var mı saldırı? Bak şu anda saldırı var abi. Bak geliyorlar. Bakalım bak. Ne olmuş. Onlar anlıyorlar ama işten geçiyor. Herhalde biz diyelim. Kız çocuğu o tarafa. Kamerayı biraz indirsene benim. Bak kızın, kız şu. Bak pankartlar elinde, görüyor musun adamı? Baba oğul. Babası da orada. Kız önüne giden değil mi abi? Ben tamam, aslında araba geliyor, çıkacaklar da orada bak bir şey oluyor, duruyorlar. Şu kenardakilerden bahsediyorsunuz. Sağdakiler siz. Olması lazım. Sağdakiler de geliyor şimdi. Bak arkadan adamlar geçiyor. Görüntüde yok. Bak motorlarla gelenler kişi onlar değil mi? Yok yok, arkada. Burada ha geldiler. Bak kız da kaçıyor o tarafa doğru. Bunlara dalıyorlar ama. Bir anda saldırı başlıyor. Evet. Abi yerde arkada nasıl saldırı yok? Bak zorla elindeki pankartı alıyor işte. Vurmamışlar ama pankartı almışlar direkt. Ya. İçeride abi, de vuruşlar. Kıza vurmuşlar mı? Kız nerede abi? Kıza da darp var dediler. Bak, bak şimdi kızı burada çarpışıyor hala. Bak kız şu anda duruyor burada. Elinde pankartlar. Kızın da elinde. Kıza içeride ya vurmuşlar. İçeride mi vurmuşlar? Onun görüntüleri var varmış, mı? Varmış. Onlar da varmış. Kızın elinde bayrak kaldı. Abi amaçları zaten belli. Zaten onlar olmasaydı o tutuklama da olmaz. Amaçları belli. Direkt pankartı almaya gitmişler. Yani darp tam görmedim ben. Adam yerdeyken çekmeye çalıştı. Mücadele etti vermemek için. Sonuçta dedim ya, pankart namustur taraftar arasında. Ama burada direkt yani eylem yapmak için, pankart alabilmek için gelmişler. Doğru bir şey mi? Babasının yanında, kızın yanında bu hareketler bence hiçbir taraftara yakışmıyor. Ha, şunu söyleyeyim sana. Bunu Fenerbahçe tribün liderleri, Galatasaray tribün liderleri, Beşiktaş, Trabzon tribün liderleri kesinlikle ve kesinlikle yaptırmaz. Bunu densiz 3-5 kişi ve hatta başkalarının talimatıyla ama gelip bugün yapmış olabilirler. Bugün Anadolu Adliyesi'nde epey kalabalık, Anadolu Adliyesi diye biliyorum. Epey kalabalık bir Fenerbahçeli grup vardı. Ben görmedim protesto onu. Ettiler. Arkadaşlar ne bekliyorsunuz? Birden fazla kişi birlikte yağma yapıyor. Bunun adı polis de oradan yani geçiyor ha. İşte polis geçtiği için zaten olay sakinliyor. Ha, geçerken öyle görüyor bak. Bence bu olaydan aynen dolayı görüyor. Aynen öyle abi. Bak bu zatlar toplandı ya. Hiç bu kabul edilebilir bir olay değil. Tutuklanırsın zaten yani. Birden fazla kişi birlikte yağma. Şimdi ben bugün tweet de attım bunu. Gaza getiriyorlar sizi. Şimdi hani sizi gaza getirenler cezayirler mi şer? Ha? Üçü de tutuklu. Bak bir daha gösteriyor bak şimdi. Kız önden gidiyor şu anda değil mi abi? Kız gitti galiba aslında burada. Aslında tam çıkacaklardı. Araba geldi zannettiler. Sonra geri döndüler. Üç tane abi bak bir abi şey söyleyeceğim sana. Bunları takip etmişler. Tabii, beklemişler baba. Tabii. Net bir şekilde söyleyeyim sana. Bak bir anda 6-7 kişi geliyor. Benim anlamadım. Özür dilerim Okan. Fenerbahçe Anadolu Efes maçında Galatasaraylı orada nasıl ne? Galatasaray'da öbür yan tarafta şey var amcım. Orada voleybol maçı vardı Nilüfer Belediyesi'yle. Tamam. O pankartlarda görevli o abi. Yani o da yıllardır işte alıyor götürüyor. Tabii. Takıyor geliyor. Var. Yani onların çıkacağını biliyorlar oradan. Mustafa Şahin demiş ki İsmail Işık'ı da okuduk. Kerem Yüksel demiş ki Sayın Özat bu polemikleri senin başkanın başlattı. Sürekli adamın abisine laf attı diyorsun. İki günde bir Erdem Tümur'u tehdit etti deyip boş muhabbet adam 20 kere özür diledi. Senin başkanın bir özür diledi mi? Beysel demiş ki korunmak ya istiyorsan başkanım zamanından bence boş anlatıyordu. Demiş.
dörtlü gelelim Samet. Ümit abi yavaş yavaş bitiriyoruz. Evet. Var mı son olarak söylemek istediğim bir şey? Yani yarın bu işin devamı gelecek, konuşacağız, daha rahat konuşacağız. Şimdi sıcağı sıcağına çok başka bir şey. Yarın kulüplerden açıklamalar gelecek, yöneticilerden açıklama gelecek. Malzeme daha sağlıklı yani. Maçın he? Malzeme çok çıkar yani. Aynen. Çok yani gelecek yani. Aynen. Ama şimdi burada kalkarsanız tek başına, hiç kimse tek başına haklı veyahut da tek başına suçlu değil yani. Maalesef ya o gün bir şey söyledim. Bu oyunu oynayan futbolcular, kavga eden yöneticiler. Oyunu oynayan futbolcular, kavga eden taraftarlar. Yanlış mı? %100 abi. Mantığı yok bu işin. Yarın Allah'ın izniyle daha detaylı geniş dosyalarla Rasim almış bir gün bana böyle bir öğren abi. İlk Beyaz TV'ye gittim. Baktım burada şey yazıyor. EGM yazıyor. O zaman küsüz bununla. Çünkü kavgalı sinemi savunuyor. Baktım yayına böyle geliyor. Bak şimdi. Yan tarafa geçecek. Böyle görünmüyor geçiyor. Ki. Böyle görünmüyor. Görsünler. Geçkin lan beni. Rasim böyle geçiyor. Yok, okumuyor. Burada da EGM yazıyor, tamam mı? Dünya dosyam varmış. Çıkar lan dedim onlara, bakayım ne varmış. He? Ben dedim terzalinin oğluyum dedim oğlum. İğne deliğinde, iğne deliğinde ne varsa en fazla benim kasetim bulur orada, ne yaptım belli lan dedim. Tamam mı şimdi? Seni diyor korkutmak için diyor getirdim ben öyle diyor. Rasim ya. O kadar var mı son olarak söyleyeyim? Yok, söylenecek bir şey yok. Yani burada babayla kıza çok büyük terbiyesizlik yapıldı. Çok. Hoş bir şey değil. Bunları görmeyelim bir daha, yapılmasın. Sonuçta evet. Yani herkesin kızı, annesi, ablası var. Onlar aynı şekilde, aynı durumla karşılaşsalar ne duruma düşerler? Nasıl bir tepki gösterir? Çok üzücü bir görüntüler çok bunlar. Artık bunların önüne geçilsin Bişar. Evren abi, yani son olarak hem sporun dışında hem saha içerisinde çok kötü günlerdeyiz. Evet. Gerginliklerin de sebepleri belli. Bunu biz düzelteceğiz. Yani bizim de takılıyoruz, ediyoruz, espri yapıyoruz, sinirleniyoruz, geriliyoruz ama bunu yöneticiler yapacak abicim. Bu açıklamalar, bu şeyler çok gerdi. Yani bugünkü maçta yani bir dakikalık maç olarak tarihe geçti. Yani tamam, Galatasaray adına bir rekor oldu. Bir dakikada bir gol attın. Hayda, bu, hala burada sana. Bir şey, biraz konuyu değiştireyim. Yok, seni kınıyorum. Fenerbahçe de burada bir rekor kırdı. Hayda. Yani bir derbide bir dakikada gol yiyerek onlar da yeni bir rekor kırdılar. İki takım inşallah burada bundan sonra az kadrolarıyla güzel rekabet. Bütün takımlarımız olurlar. Ama Ramazan rekabet böyle olmaz. Ramazan'da bile bizi bu ekibi bir kere bile iftara götürmedin. Seni esefle kınıyorum kardeşim. Vallahi, o kadar. İyi akşamlar arkadaşlar. Korkma, görüşürüz. Bizi götür. Sen de çık sahaya. Arkadaşlar görüşürüz. Sen de sahaya çık. Bir şey diyeceğim. Konferans çıkışı sen gelemedin ya. Sizi yaptık işten. Ama götürdüm. Hadi öpüyorum. Hoşçakalın. Şey bizi götürdü doğrusu. Ama doğru ya. Realtor Global'in sunduğu Sözde Futbol bitti.